Esselamu Aleyküm kıymetli izleyenler. Akit TV Klasiği Derin Gerçeklere hoş geldiniz. Bu akşam da yine program yorumcumuz, usta kalem, gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak'la birlikte Türkiye, bölgemiz ve dünyada yaşanan gelişmelerin derin gerçeğine bakmaya gayret edeceğiz. Sıcak gündemin ilk sıralarında tabii Kıbrıs, Azerbaycan ve Kırgızistan'da yaşanan gelişmeler var. Kıbrıs'ta Maraş sahillerinin açılmasıyla koalisyon dağıldı. Seçimlere gitti Kıbrıs ve ikinci tura kaldı. Cumhurbaşkanı Akıncı'nın skandal açıklamaları %30 ilk turda karşılık gördü. Hem o açıklamalara bakacağız, hem 46 yıl sonra Kıbrıs'ta gelinen noktayı Üstad Dilipak'tan değerlendirmesini istirham edeceğiz. Azerbaycan'da ise durum Ermenistan'la birlikte biliyorsunuz masaya oturuldu, bir ateşkes ilan edildi. Ermenistan tabii ki uymadı. Sivil yerleri bombardıman etmeye devam ediyor. Adeta Azerbaycan'ı Ermenistan topraklarına çekme gibi bir planı mı var sorusu bu akşam Dilipak'la konuşacağımız konular arasında. Ve Azerbaycan'ın Ermenistan'la ateşkes yapması içeride de, Azerbaycan'ın içerisinde de bir tepki oluşturdu. Fırsat bu fırsattı. Karabağ'a girmiştik, tamamını almadan masaya oturmamalıydık gibi söylemler vardı. Dilipak ne düşünüyor? Bu akşam konuşacağız. Ve Kırgızistan'da geçen hafta seçimler oldu. Seçim sonuçlarını beğenmeyenler sokaklara döküldü. Geçtiğimiz yıllarda Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan ziyaretinde Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın olduğu yerde bakın neler söylemişti. FETÖ etkisini Kırgızistan'da görüyor muyuz? Dilipak ne düşünüyor? Hepsini ve daha fazlasını bu akşam konuşacağız. Kırgızistan'a 2 yıl öncesine gidelim ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kırgızistan Cumhurbaşkanı'na söylediklerini bir kez daha hatırlayalım. Kırgızistan, nüfusu 6 milyonu geçen stratejik konumdaki Orta Asya ülkesi. Son günlerde protesto gösterileriyle gündemde. 4 Ekim'de yapılan parlamento seçimleri ülkeyi karıştırdı. Sonuçlara itiraz eden 12 siyasi partinin taraftarı seçimlerin iptali talebiyle sokaklara döküldü. Başkent Bişkek'te... Tabii bu süreçte ikili işbirliğimizi zehirleyen burada tüm Kırgız kardeşlerimin de özellikle hitap ediyorum. FETÖ yılanının başını ezmemiz ve bu tehdidi ortadan kaldırmamız gerekiyor. Yani kardeşlerim, 15 Temmuz'da bize darbe hareketini yapan bu FETÖ yılanı ve yılanları yarın Kırgız kardeşlerimize ve Kırgızistan'a da böyle bir şeyi yapacağından endişe ederiz. Onun için bunu söylüyorum. Çünkü biz olay doğmadan bunun haberini verelim diyoruz. Çünkü biz kardeşiz. Bunlar çok sinsidirler. Aynen İspanyolların opus pediası gibi. Her yere sızarlar. Askere sızarlar, polise sızarlar, devlet dairelerine sızarlar, yargıya sızarlar ve devleti içeriden teslim olur. Ve bunu biz de yaptık. Biz de geç fark ettik. 2010'da fark ettik. Maalesef önceden fark edemedik. O da bizim hatamızdı. Aynı durum burada olmasını istiyoruz. Evet değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan aynı durum burada olmasını istiyoruz dedi ama Kırgızistan'daki bu hareketliğin arkasında FETÖ yapılanmasının etkin olduğu iddiaları uluslararası zemin olmasa da Türkiye'de çok sesli bir şekilde dillendiriliyor. Üstadım, şimdi Rusya, Kırgızistan söz konusu olduğu zaman Türkiye, Rusya etkisi ve tabii Çin etkisi. Buna rağmen bu kadife devrim, hani Soros, Amerika... Bir etkinlik mücadelesini mi görüyoruz? Nedir bu? Her şey var. Her şey var ya. Yani bir defa Fethullah Gülen'i gözünüze çok yaklaştırırsanız arkasındaki CIA'yı görmezsiniz. Başkalarına biz bak buna dikkat edin derken önce
Yani başkasına verdiğimiz öğüdü kendimize tutmamız gerekiyor. İşte diyor 2010'da... Biz bu kadar fark ettik. Evet. Peki durum ne şu anda? İşte her gün yani, parasını yapıyoruz abi. Peki bunlar darbeyi başarsalardı, valiler kim olacaktı? Garnizon komutanları kim olacaktı? Başbakan. Kurucu meclis kim olacaktı? Bunları niye çıkartmıyorsunuz? Bu sözleri şimdi tekrar kendisinin de izlemesi gerekiyor. Hmm. Ve bunları çok fazla zamana yayarsak... İşte onlar tekrar uyanıp gelebiliyorlar. Dikkat etmemiz gerekir. Sonuçta Kırgızistan'da da işte bir yine öğrencilerin başlattığı bir halk hareketi oldu. Hani bundan sonra silahsız kuvvetler işi halletsin dediler. İşte Gezi döneminde falan da konuşulmuştu. O hareket Cumhurbaşkanlığını, hükümet dairelerini işgal ettiler. Ve içerideki daha önceki tutuklu Cumhurbaşkanı'nı da serbest bıraktılar. Aslında Kırgızistan'ın Türkiye'ye bakıp, dünyanın başka yerindeki olaylara bakıp, bundan ders çıkartıp, başkasının bunu hatırlatmasına gerek kalmadan o konuda yapması gerekeni yapması gerekiyordu. Biz de başkalarına bu konuda öğüt verirken, kendimizin de bu işte geç kalıp kalmadığımızı, bu işi hangi ciddiyetle ele alıp sonuçlandırdığımızı bir gözden geçirmemiz gerekir. Bana kalırsa FETÖ ile ilgili süreç de çok güzel bir örnek vermiyoruz. Yani Kırgızistan'daki yaşanan bu gelişmeyi tekrar bir fırsata dönüştürüp, bakın Kırgızistan'da bile bunlar bu uyudukları, belki de hiç uyumadılar, uykularından uyandılar, aktif hale geçtiler. Türkiye için risk hala devam ediyor. Yüz seslendirmemiz mi lazım? Yani bunu Fethullah Gülen de başlayıp biten bir hikaye değil bu. Bu CIA'nin bir projesiydi. Fethullah Gülen'le yola çıkmış olabilirler. Hı hı. Onun yerine yenisini de düşünmüş olabilirler. Hem liderlik açısından hem kadro açısından. Elleri armut toplamıyor. Onların bir hedefleri var. Bu Fethullah Gülen'in kendi davası değil. Eğer bu meseleyi böyle görüyorsak, ona göre tedbir alıp gereğini yapmamız gerekiyor. İşte aksi halde bir gün oraya, bir gün buraya koşarız. İşte sonra Kıbrıs'ta işler karışır. Yani Kırgızistan'ın Türkiye tecrübesinden, bizim de Kırgızistan tecrübesinden ders çıkartmamız gerekiyor. Birbirimizin güzel örneklerini alıp bunları o zorlukları yaşamadan kendi hayatımıza uygulamamız, yanlışlıklardan da ders alıp bu işlerden kaçınmamız gerekiyor. Ama maalesef insanlar bu konuda çok istekli değiller. Tamam da güzel, doğru yaklaşımlar, dikkat çekici ve uyarıcı. Ama hani derler ya bizim amiyane tabirle, sen gelirken ben gidiyordum. Yani şimdi bu anlattığınız FETÖ üzerine Kırgızistan'a geldiler ama biz geçtik, gidiyoruz yani oradan. Tamam. Sizin eksik gördüğünüz ne? İşte bir şeyleri bakın, eksik görüyorsunuz. Bu 15 Temmuz başarılı olsaydı kimler nerede olacaklardı, hı-hı, bunları görüp sistemden ayıklamazsanız onlar bir gecede haberdar olacak değillerdi. Onlar şu anda icraî faaliyetlerine devam ediyorlar. Hı hı. Ve tekrar söylüyorum, bu iş sadece FETÖ'nün başının altından çıkan bir olay değil. Arkasında bir sistem var. Bu sistemin bir yüzünde BÇG vardı. Bunlar tavşana kaç, tazıya tut derler. Biz oradan kaçıp bunlarla, bunlardan kaçıp onlarla işbirliği yaparak yol almaya çalışıyoruz. Hı hı. Ama dikkat etmemiz gerekiyor. Ve benim kanaatim, biz bunlarla kendi aklımız ve katromuzla baş etmemiz mümkün değil. Ancak Allah'ın yardımıyla biz bu badireden kurtulabiliriz. Allah'ın yardımının bize ulaşması için de etrafımızdaki insanlara ve icraatlarımıza dikkat etmeliyiz. Çünkü Allah'ın yardımının ulaşmasının şartları var. Allah'ın kolaylaştırdığından daha kolay, zorlaştırdığından daha zor bir iş yoktur. Kemalata ulaşmak istiyorsanız kemalatlardan uzaklaşmanız gerekiyor. Ben bunu demek istiyorum.
Yani içimizdeki beyinsizler yüzünden bizi helak eder misin? İçimizdeki işledikleri yüzünden bizi helak eder misin Allah'ım? Tamam, yazıyorsun. O tür insanlardan ve o tür insanların işlerinden uzaklaşmamız gerekiyor. Aksi halde onların işleri bizi başka yerlere sürükler. O zaman da Allah'ın yardımı değil, Allah'ın gazabı bir şekilde. Bir de toplumun liyakati burada çok önemli tabii. Yoksa başınızdaki peygamber olsa gelse, her topluluk layık olduğu gibi idare olunacak. Dolayısıyla yani siz FETÖ'den kaçın, başka belaya yakalanırsınız. Önemli olan Allah'ın ipinden tutunuyor musunuz? Allah'ın rızasına yönelebiliyor musunuz? Başka işler yapıyorsanız, bu hem başınızdakiler için gerekli. Başımızdakiler çok mübarek insanlar olsun. Diyorum peygamber ve ashabı olsun. Toplum ifsat olmuşsa peygamberlerin onları kurtarma gücü yok. Peygamberler kurtuluşa çağırırlar. Kurtarıcı değildirler. Ama biz tabii liderimiz bizi kurtarır, şeyhimiz bizi kurtarır. Kurtarıcı o kadar çok ki, kurtarıcısı bu kadar çok olan bir toplumun kurtuluş ümidi çok az olması gerekir. Şevki Hocam aklıma geldi. Allah selamet versin. Kurtarıcılardan kurtulmadan bize kurtuluş yok diyor. Evet, önce o kurtarıcılardan kurtulun. Evet. Din büyüklerinizi, devlet büyüklerinizi ilah ve Rab edinmeyin. Yani temel ölçülerimiz bunlar. Bunlar bizi var eden değerler aslı itibariyle. Uygulama noktasındaki açmazlarımız, içine düştüğümüz paradokslarımızı da siz burada söylüyorsunuz. Doğru okumamız gerekiyor yani, olayı. Öncesiyle ve sonrasıyla görmemiz gerekiyor. Yani öncesinin bilgisine sonrasının da nereye gittiğine ilişkin bir kanaatimiz olması gerekiyor. Bu geçmişin bilgi birikimi ve geleceğin umuduyla ya da tehlikesi arasında bugünümüzü yeniden bir sorumluluğa dönüştürmemiz gerekiyor. Ve bunu yaparken de işte tek başımıza değil, Müslümanlarla müttehit, erdemli insanlar ve mazlumlarla müttefik, değer üreten ve başkalarının temel haklarına, hürriyetlerine yönelik tehdit oluşturmayan insanlarla nimet ve külfet dengesine dayalı itilaflar gerçekleştirmemiz gerekiyor. Tek başınıza dünyayla baş edemezsiniz. Peygamberler de müellefetül kulüp olan o erdemli insanlar, mazlumlar ve değer üreten insanlarla, dediğim gibi eğer iman etmişlerse müttehit, değilse onlara hılful fudul diyoruz. Onlarla müttefik ve değer üreten, başkalarına yönelik tehdit oluşturmayan herkesle itilaf yapmamız gerekiyor. Yani Yunanistan'la baş ederiz. Sayınıza güvenmeyin, silahlarınıza güvenmeyin. Onlar her şeyi ifade etmiyor. Eğer sadece silah gücü, ordu gücü yeterli olsaydı, Calut çok güçlüydü. Yani hiç baş etmeniz mümkün değildi. Ama Talud'un ordusuna da gerek kalmadı. Davud'un saban taşı yeterliydi. Ha, biz aklın muktezası olan bu işin gereğini yapmamız lazım. Ermenistan'la ve Yunanistan'la baş etmek istiyorsanız, bir Ermenistan'daki erdemli insanlar ve mazlumlarla, biz Azeri'yi kardeşimiz, Müslümanlar kardeşimiz, mazlumların Müslüman da olmasa yanında yer alalım. Ama karşımızda Firavun'un sarayında İman eden bir adam olabilir. Onlarla müttefikiz. Ve bu meselede bize karşı olmayan, ötekine dost olup olmadığına da bakmıyoruz. Bize karşı, başkalarına karşı tavır içinde olmayanlarla da dirsek temasını kaybetmememiz gerekir. Ki bizim tebliğimizin en önemli unsurlarından bir tanesi buydu. Topyekun düşmanımız yok. Hiçbir halk, insanlar doğduğu ana babayı kendi mi seçiyor? Doğduğu toprağı kendisi mi seçiyor? Derisinin rengini kendisi mi seçiyor? Cinsiyetini kendisi mi seçiyor? Bundan dolayı üstün ya da geri olabilir mi? İnsanlık tarihinin en muhteşem kadını Hazreti Hacer diye biz kaç defa söyledik değil mi? Hacer bir köle kadını. Bir hem de Firavun'un hizmetkarıydı. Hazreti Asiye Firavun'un hanımıydı. Evet.
Bizim için böyle bir ön düşmanlık yok. Biz yeryüzündeki bütün Müslümanları kardeş bileceğiz. Ama tabii gel bunu bizim bir Selefi, Vehhabi, Şii, Sünni, Sünni işte aynı zamanda Sufi, bunları anlat bakalım. Yani bütün Müslümanlar Ehl-i Suffe geleneğine ve Ehl-i Sünnet Sünnet geleneği dışında din mi var? Yok tabii, olmaması gerekiyor. Peki bütün Müslümanlar, biz Hazreti Hasan Hüseyin'in adını yazıyoruz camilerimize. Hepimiz Hazreti Ali taraftarı değil miyiz? Hazreti Ali bizim için böylesine değerli değil mi? Model. Peki bütün bizler Selefi geleneğe bağlı değil miyiz? Kur'an'ın bütününün ilk uygulandığı dönem hangisi? Vahiy tamamlandı, peygamberimiz gitti. Peygamberimiz yaşarken vahiy tamamlanmamıştı. Peygamberimize son vahiy geldi ve din tamam oldu. Evet. Ekmel. Kur'an'ın bütününün uygulandığı ilk dönem Selefi dönem. Şimdi Selefi'yi iyi deyince de yanlış anlaşılacak. Selefilik bugün farklı bir yere çekildi. Bugünkü Sünnilik de başka bir şey. Yani. Bugünkü Şiilik de başka bir şey. Ben Şia'yız dedim. Evet. Biz yani. Selefi'yiz dedim. Biz Ehl-i Sünnet'iz dedim. Biz Müslümanız çünkü. Anlatalım. Anlattım. Bilgilendirelim. Anlat heyecanlı oluyor. Şimdi bakın Müslümanlar müttehit olacak. Olamıyoruz. Erdemli insanlarla müttefik olacağız. Olamıyoruz. Mazlumlardan yana olacağız. Biz milli menfaatlerimize bakarız. Elin adamıyla ikisi arasında kavga varmış, bana ne? Biz mazlumdan yana olacağız. Tamam, demiyoruz zaten bunu. Yani Suriye'de, i̇şte yani temel sorun, Libya'da, sadece orada düşmanlarımızın bu vatanın çocukları can veriyor o topraklarda halen. Yani yanlış anlaşılabilir ifade ettiniz. Zaten yani ne deseniz yanlış anlaşılmaya müsait yok, oluyor da o yüzden. Anlaşılırsa anlaşılsın. Umurumda yani, mı? Olur mu? Ondan sonra davalar, mavalar. Sonra beni de katarlar belki. Kendimi koruyorum. Bu temizdir. Sizi düşünmüyorum. Sayın izleyicilerimiz. Kendimi yani, kurtarmaya çalışıyorum. Siz alışıksınız o yüzden. Anarşistin biriyim. Bir medya ordusu tarafından izlenmeyen Cumhuriyet tarihinin en tartışmalı davasında siz Perşembe günü ifade verdiniz, onu da konuşacağız. Tamam, yani şimdi burada ben yanlış ifade etmekten de Allah'a sığınırım. Dikkat Eyvallah. Etmemiz gerekir. Bizim evlatlarımız bugün dünyada en az 110 ülkede şu anda ilahi kelimetullah için, Allah rızası için. Kelle koltukta. Bizim hem resmi kuruluşlar, hem İHA'mız, hem Kızılay'ımız, yer resmisi, resmisi. Tikramız, her yerde varız ve bu önemlidir. Eyvallah. Ama Türkiye'nin bütününe baktığımızda bizim bütün camilerimizin bu alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmeti olarak onların hak ve hukukunun sorumluluğunu damarlarında hisseden topyekun bir ümmet itirakine ulaşmak için daha çok fırın ekmek yememiz lazım. Ama bu ekmekleri yerseniz zehirlenirsiniz. Nan-ı aziz yemeniz için bizim önce şu ekmeğimizi ve içtiğimiz suyu bir düzeltmemiz lazım. GDO'dan kurtarmamız lazım. Konu gündeme gelecek. Meclise herhalde önümüzdeki günlerde bu. Allah korusun. Bir de bu hayvan hakları diye bizi başka yere götürecekler. Şimdi herkes bu iddiada, Türkiye'deki bütün iyi niyetli yapılar, yani işte Sufis hareketler, Selefi hareketler, tırnak içinde söyleyelim, bugün anlaşıldığı ifade üzerine terörü legalize edenlerden bahsetmiyoruz. Aktüel, siyasi hareketler, değil mi? Şimdi hedef aynı, maksat aynı, amaç aynı, ne oluyor? Nerede bir problem? Vahdet ama nasıl diye kitabı siz ne zaman yazmıştınız? Çok Allah'ın yani. Emrine uymazsanız haram, Resul'ün sünnetine uymazsanız mekruh, benim gibi düşünmezseniz dinden çıkarsınız. Şimdi böyle diyen bir akıl var. Bu onun yerleşik lideri, bir düzen örgütü, haline geldi. Şeyhi, onun kendi kanaatları mutlak. Hayır, böyle bir şey yok. Aynı Allah'a, Resul'e ve kitaba iman edenler tek bir millet, tek bir ümmet, tek bir cemaattir. Bunlar ihvandırlar. Aralarında işleri istişare ve şura iledir ama ki neyi istişare edeceksin ki
onların lideri, örgütü, şeyhi, manevi ilham kaynaklarıyla üçler, yediler, kırklardan geliyor. Kimi peygamberle haşa, kimi Allah'la görüşüp geliyor. Allah şöyle olsun diyor, ben öyle yapmam diyor falan yani. Ve insanlar buna inanıyorlar. İnsanlar buna inanıyorlar. Böyle bir din var. Allah'ın dini yeri göğü, ölümü ve hayatı açıklar. Bizim yaşadığımız din karıyla koca arasındaki ihtilafı bile çözmüyor. Nikah merasimlerde İstanbul Sözleşmesi'ni hediye ediyoruz biz yeni evlenen gençlere. Tamam, belediyelerimiz. Evet. Yani ciddi bir erozyona uğradık. Zihnen uğradık. Zihnen fikrimize yansıdı. Fikir bizim hareketlerimizi etkiledi ve öyle bir noktaya geldik ki işte bu sizin üstü kapalı eleştirileriniz. Bugün yazdığınız yazı o kadar perdeli ağır eleştiriler vardı ki. Yani ironik. Sadece o yazıyı bu akşam konuşsak yeni davalar açarlar size. Açsınlar. Yani davayı da merkeze aldık. Şimdi evet, Bremen, Bremen mızıkacıları. Şimdi orada meşhur biliyoruz o hikayeyi. Horoz, kedi, köpek ve bir eşek yola çıkarlar. Yani ve meşhur sahipleri hikaye. Kötü davranıyor. Hı-hı. Onlar da bir orkestra oluştururlar. Bunlar bile o hikaye üzerinden dört benzemez bir amaç ve gaye uğruna bir araya gelmişken bir hikaye ya bu. Yani ne oluyor davası bir kıblesi bir yolu bir olduğunu iddia eden Müslümanlar özellikle. Ne oluyor da bu kadar ayrışıyoruz? Çünkü zanlarını din ediniyorlar. Evet. Ve liderlik kavgasına tutuşuyorlar. İktidar yolunda elde ettikleri ganimetleri zimmetlerine geçirmek istiyorlar. Yükseltti. Yani ganimet kavgası Fethek arazileri Hazreti Ali döneminde de problem ama. Peygamber'e iftira ettiler ganimetle alakalı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani işte vay ganimet vay böyle vay vay. Para, yani. Kadın, makam, karşı cins ve makam uğruna yani. Tamam, demek ki kaderin cilvesi. İmam-ı Azam Ebu Hanife'yi halifemiz dövdürerek öldürmedi mi? Öldürtmedi. Yani. İmam Malik'in başına gelenler, İmam Hanbel'in başına gelenler. Allah rahmet eylesin. Yani Buhari niye ta şehrinden çıkıp başka vadilere gitti? Doğru. Bunları tekrar hatırlayıp günümüze olan bakışıyla, duruşuyla, yansımasıyla yeni bir fıkıh tırnak içinde söylüyorum. Ve yeni bir yeni norm. Yani yeni normalde biz aslına rücu yani selefi derken onu kastettiniz. Selefi yani, bakış açısı aslı orijinaline bakış açısı. İşte biz tekrar kelimeleri asli yapısına kavuşturduğumuzda daha sonraki dönemlerde siyaseten ve çıkar çatışmalarına dayalı ona giydirdiğimiz deli gömleklerinden sıyrılarak hepimiz ehli sünnet, hepimiz selefi, hepimiz Şii olduğumuz zaman gerçekten Müslümanlığa geri dönmüş olacağız. Yani buradaki Şia'yı evet. Safevi Şiasını kastetmiyorum. Hazreti Ali tarafı. Ehli Beyt. Ehli Beyt'i muhabbetle sadık kaldığımız zaman ve Peygamberimiz vefat ettiğinde o Müslümanların ellerindeki kitapla kendi yollarını arama çabası ve ehli suffe geleneği, sufi dediğimiz zamanda yani bunu Şiisi ashab-ı suffayı kasten söylüyorsunuz. Bakın sufizmin bir sofistikeleri var, bir mistikleri var, bir ehli suffe geleneği var. Asıl olan ehli suffe geleneğidir, safiyettir. Ve öyle bir hırka bir lokma yok. Bin hırka bin lokma için çalışacağız. Bütün mesele şu. Kendine bir hırka bir lokma yetiyorsa geri kalanını infak edecek bir ahlakla. Açları, yetimleri doyuracak bir ahlakla. Yoksa iki günü birbirine eş olmadan eş olan aldanmıştır yani. Anlayışıyla. Eş olmadan yürümemizi sürdürmemiz gerekiyor. Yeryüzünün bütün açları ümmetin yetimidir dediğimiz zaman biz aslında alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmeti olma sorumluluğunun farkına varmış oluruz. Ümmet olmak da böyle bir şey olsa gerek. İşte hiç kimse dünyada olup biten şeyleri görmezden, duymazdan
bilmezden gelme hakkına sahip değildir. O zaman maskeyi herkes takayım mı takmayayım mı? Tamam, fıtratı korumak için gerekli mi? Aklını kullan, danış, istişare et, emir komutayla hareket etme. 5G'yi kullanalım mı, destekleyelim mi, karşı mı çıkalım? Niye başkasına soruyorsun? Başkasına sor, niye böyle yapıyor? Akletmek için. Yoksa yani ben ne yapayım diye sorma bana. Sen niye böyle yapıyorsun diye sor. Hesap sormak için değil. Hı-hı. Onun niye öyle düşündüğünü gerekçelerini öğren. Anlamak için akledip, hı-hı, sen kendi yolunu çiz. Akletmek için gerekli. Akleden Müslüman lazım bize. Ama tabii bizim eğitim modeli zaten ona ne yapacağını ezberletiyor. Başka türlü söylersen de çakıyor. İmam-ı Yusuf, İmam-ı Muhammed, İmam-ı Azam'a itiraz ettiklerinde İmam-ı Azam size böyle mi öğrettim, kafanızı kırarım demiyor. Diyor ki bu iki taliban birden bana itiraz etti. Beni kendileri için imam kabul edenler bu iki talebeme uysunlar. Onları da dinleyip böyle karar versinler. Birden hemen bana uymasınlar diyor. Ulan böyle mi ben size öğrettim? Size icazet mücazet yok. Sınıfta çaktınız demiyor. Yani. İşte hani eğitim bu coğrafya hani kaderdir kavramı üzerinden. Bu coğrafyada, bu bölgede tabi olmak. Yani yukarıya hakka bakmak. Tabi olacaksın. Yok yok, yukarıya bakmak. Hep ama hakka tabiyette şu vardır zaten. Hani derler ya, baş başa bağlı, baş Allah'a bağlı. Bu mantaliteyle toplumlar yönetilir ama halbuki bütün başlar Allah'a bağlı olmalıdır denmez. Yani niye? Tabii. İşte bu dejenerasyon nasıl oluşacak? İşte, bu söylediğiniz olumsuzluklar nasıl oluşacak? İşte böyle, dinin böyle temel çıkıyor, değerlerinin dışına çıktığı mı? O zaman Fethullahların, evet, kökü kazınmaz. Kazınmaz. Yani şeytan her zaman galip gelir sonuçta. Yani şurada işte bir Kıbrıs seçimi olur. Yani evet, oraya mesela konuşalım. Şimdi hakikaten Kıbrıs'taki... Yani Kırgızistan örneğini bırakalım. Hani biz Azerbaycan'a yardım ediyoruz, Kırgızistan'a yardım ediyoruz. Hı-hı. Ufacık bir Kıbrıs var şurada. Evet. Yani seçmen sayısı neydi? Yani 186 bin. Evet, onun da yarısı sandığa gitmemiş. %57 gitti ya. Evet. Şok hakikaten. Tamam. Yani çok az. Yani birinci çıkan seçimden sandığa gitmeyenler. Sandığa gitmeyenler. Biz bu oyunda yokuz diyor. Yokuz diyorlar. Aslında çok ilginç bir sonuç o. Bu kadar rejit tartışmaların olduğu bir yerde, hı hı, seçmenlerin yarıdan fazlası gitmiyor sandım. Biz bu oyunu beğenmedik, yani diyor. Yani bu profili, bu aday profilini beğenmedik, hı hı, diyor. Birinci turda birinci seçilen Tatar. Ersin Tatar. İkinci turda eğer sandığa gitmeyen kesimden oy almazsa kazanma şansı %0. Bir de ilginç Mustafa Akıncı'nın açıklamaları oldu. Onu bir izleyelim, onun üzerine konuşalım. Akıncı, yani seçimden önce söylediği sözler var. Bu toprakta bir kısmını Rumlara verelim falan. Hani geçen sene bu vakitlerde neyi tartışıyorduk biz? Fırat Kalkanı operasyonunda orada, yok hayır, Barış Pınarları operasyonunda, ne Barış Pınarları, kan akıyor, kan akıyor demişti. Ya kardeşim, bizim görmek istemediğimiz başka bir gerçek var. Hı hı. Siz herkesin oradakileri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı sanıyorsunuz. Hı hı. Onların büyük bir kısmı aynı zamanda İngiliz vatandaşıdır. Konuşalım. Aynı zamanda bu Avrupa Birliği sürecinde Türkiye'den oraya gidip yerleşenlerin de önemli bir kısmı, hı hı, Avrupa Birliği vatandaşıdır. Yani siz orada azınlıkta kaldınız. Siz oraya ne yaptınız? Kumarhane turizmini. Bir dönem, evet. Evet, siz bir dönem değil hala, yani şu anda bizim bürokratlar falan para aklamaya nereye gidiyorlar? Kıbrıs'a gidiyorlar, offshore bankalarda. Doğru. Arkasında İngiltere var, arkasında İsviçre var. Evet. Kıbrıs kara paranın aklandığı bir yer. Başka ne var Kıbrıs'ta? Bir sürü üniversite açtınız. Bu üniversitelerden hangisi Kıbrıs'ın tarihi, Kıbrıs'ın toplumsal yapısı, Kıbrıs'ın ekonomisi, Kıbrıs siyaseti üzerine kaç tane akademik çalışma yaptı? On binlerce öğrenci var. Neredeyse, evet, Kıbrıs nüfusuna, seçmen sayısına yakın öğrenci var orada. Bu kadar üniversitedeki bu gençler
esnafta alışveriş dışında ne yapıyor? Onların hayatına ne kattılar? Diploma alıp gittiler. Kaçı Kıbrıs'a geri dönüyor? Kıbrıs'ı anlatıyor dünyaya. Kıbrıs'ın ekonomisi için gittiği ülkeden turist mi gönderiyor, mal mı gönderiyor? Peki bu nasıl mektep? Bu nasıl turizm? Kıbrıs'ın Rum kesiminde PKK'nın iki tane kampı var. Evet. Ekleyeyim. O dediğiniz üniversitelerde Eskat'la konferansa gittiğimizde arkada Kıbrıs'a, oradaki arkadaşlarımız bize abi üniversiteler PKK yuvası demişlerdi. Çok güçlüler buralarda demiş. Bakın siz bırakın Rum kesimi. Orada askeri tesisiniz var. Buradaki nüfusun hepsi de işte şu ortadaki rakam. Bunların bir kısmı aynı zamanda Türkiye vatandaşı. Bunların cebinde 3 tane pasaport olanlar da var. Bir tanesi Avrupa, bir tanesi Kıbrıs, bir tanesi Türkiye. Çünkü iş yapanların bir kısmı yine böyle. Peki Kıbrıs Rum kesiminde kim var? Avrupalı Yahudiler var. Kıbrıs Türk kesiminde kim var? Rus Yahudiler var. Peki bankacılık ve turizm işinde, inşaat sektöründe iş yapanlar kimlerle ortak? Aslında şu anda siz kim seçimi kazanacak diyorsunuz? İsrail kazandı. İsrail her iki tarafta da var. Türk tarafında Rus kökenli Yahudiler. İnşaat sektörü ticareti falan şu anda gelecek turistler için orada yapılan yapıları da Ruslar yapıyorlar. Gelecek turistler de Rus. Türkiye asıllı Yahudiler de var orada. Onu yani bakın sonuçta yani kaç yıl olmuş Maraş'ı açmıyorsun. Sen yeni alanlar kazanmaktan söz ediyorsun. Kendi kontrolündeki bölgedeki açtık, ziyarete açtık, yerleşime değil. Evet. O da sadece bir koridor. O da önemli. Yani, tabii yani sahiller yani, şu an sıradan değil. Ama ben şunu söylemek istiyorum. Fotoğrafı doğru görmüyoruz. Büyük resme bakalım. Türkiye'deki üniversiteler acaba Kıbrıs üzerine çalışıyorlar mı? Türkiye'deki sivil toplum örgütleri. Sadece ASAM. Ben ASAM'da biliyorsunuz Kenevir'de beraber çalışıyoruz. Tarım'da beraber çalışıyoruz. Doğu Akdeniz politikalarında ASAM'la beraber çalışıyoruz. Bir de Kıbrıs konumuz vardı. Şimdi ASAM Başkanı çarşamba günü Kıbrıs'a gidecek birkaç arkadaşla birlikte. Oradaki seçim sürecini tekrar bir değerlendirmek üzere. Hangi vakıflar Kıbrıs üzerine çalışıyorlar? Yok canım kimsenin. Yani. Bakın bu işler tek başına iktidarı suçlamakla da olmaz. Bizim sivil toplumumuz nerede? Bizim sermayemiz nerede? Sermayemiz oraya niye gider? Kumar oynamaya gider. Niye gider? Para aklamaya gider. Bürokratımız, siyasetçimiz ne iş yapıyorlar orada? Cemaat nerede? Vakıflar nerede? Yani vay Akıncı şöyle dedi, böyle yaptı. Ben ne yaptım? Zaten beni orada isterler mi? Ben gittiğimde Kıbrıs'ta peşimde 40 ajan istihbarat var. Evet. Yani riskli görürler sizi. 30 yıldır bu halde beklettik. Şimdi insanlar ne diyorlar? İngiliz pasportu dünyada bize daha fazla iş ve itibar sağlıyor. Hı-hı. Avrupa Birliği üyesi olmak da bizim için sosyal güvenlik politikalar açısından, yatırımlar açısından burasını madem İsviçre gelsin yönetsin daha karlı oluruz. Biz İslamofobya ve Türk düşmanlığından dolayı katre uğramayan Türkiye Avrupa topluluğuna girerse biz Türkiye ile de her ihtimale karşı Temasımız devam etsin. Hikaye bu. Şu anda zaten işte söylüyorum birinci turda kazandınız. Eğer sandığa gitmeyenleri sandığa getiremezseniz orada üçüncü partinin oyu ikinciye gittiğinde en fazla oy onun oluyor. Diğer üç tane %5 civarında oy alan var. Onların oyları da bir tanesi Tatar'ın. Diğer ikisi bölünür. Akıncı'nın olur. Yani Akıncı'ya bir gider gitmez sandığa gitmeyebilir. Yeni
bir takım oylara ihtiyaç var. Peki bunu kim dert ediniyor? Bu sadece Ankara'nın derdi olamaz. Böyle lobicilik falan olmaz. Orada o kadar öğrenciniz var. Siyasal bilgilerde okuyanlar anket mi yaptılar? Gençlerle ortak arkadaşlıklar mı kurdular? 18 yaşındakiler oy kullanıyor. Ne işe yarar bunlar? Ondan sonra ne yapalım, seçimi kaybettik. Maraş'ta artık yeni kurulan hükümet zaten biz ziyarete açmıştık. Kapatır. Zaten onları verelim. Rum kesimiyle üçüncü olan parti, Rum kesimiyle bütünleşmeyelim. Birbirimizi kabul edelim. İşbirliği yapalım. Yani ticari ve toplumsal ilişkilerimizi geliştirelim. Avrupa Birliği içinde kendimize gelecek arayalım diyorlar. Bunlar Brexit öncesi Avrupa Birliği'ydi. Şimdi zaten İngilizlerin de orada iki tane üssü var. Biz İngiltere ile de ilişkilerimizi geliştirelim. Böylece hem İngiliz bankacıları hem... Ve burası Dubai'de çöktü. Yeni bir offshore olsun. Yani her anlamda alışveriş içinde bir uçak gemisi gibi kullanalım. Türkiye'yi de yani dışarıda bırakmayalım. Ruslar da gelsin. Böylece orası Akdeniz'in ortasında bir cennet. Malta gibi ikinci bir Malta olsun. Hatta bir takım uluslararası görüşmeler için Tahra, Yalta, Potsdam gibi toplantılar yapacağınıza gelin Akdeniz'in ortasında Akdeniz ülkeleri konferanslarını burada Davos gibi toplantılar yapsın. Otellerde lüks. Şimdi niye Kıbrıs konusunda Akıncı'nın böyle eli güçlü? Bunların zaten önemli bir kısmı İngilizlerle falan akraba da oldular. Yunanlarla ortaklıklar da kurdular. Sadece Kıbrıs'ta değil, Yunanistan'da ya da Avrupa ülkelerinde ya da İngiltere'de ortak ticari faaliyetleri de var. Bunları da görmek gerekiyor. Bugüne kadar ihmal edilmiş, bugünkü sonuçtan da tek başına iktidarı sorumlu tutmanın da bir mantığı yok. Sanki muhalefet çok mu temiz? İşte muhalefet de Akıncı'yı destekliyor. Yani hepimiz, 28. Yani ben Abdurrahman Dilipak olarak kendimi ne yaptım diye sorgulamam lazım. Bunu yapmadığımız sürece de çözüm yok. Onu da söyleyeyim. Bizim halka gerçeği söylememiz gerekiyor. Zevahiri kurtarmaya yönelik övünme ve dövünmenin hiçbir faydası yok. Çıkmadık canda umut vardır. Dibe vurmuşsanız bile Allah'ın yardımıyla ayağa kalkmak mümkündür. Ama önce Allah'ın yardımını hak etmemiz gerekiyor. Önemli tespitler ve öz eleştirilerdi üstadım. Yani işte 46 yıldır 74'ten bu yana Kıbrıs üzerinde evet yani paraya sıkıştılar, verdik, gönderdik. Hatta su sorunu vardı işte geçtiğimiz yıl çözdük. Ama manevi noktada sosyo yani kültürel anlamda işte sadece orada kimi hatırlıyorsunuz siz? Ben rahmetli Nazım Kıbrisi'yi hatırlıyorum. Ya daha çok medyatikti. Yani kamu şeyinde ya, medyanın da ilgi çektiği değişik bir isimdi. Arkadaşlar her kesimden orada tam insanlar. Ama güçlü olabilme adına o tasavvuf ekollerinin hiçbirini biz mesela ya da bu vakıf kültürünün hiçbirini orada gördük mü? Yani aktif olabildiler mi? Yok ama sadece kendi içinde kapalı. Oradaki kendi dar çevreler içinde hapsolup kaldılar. Dışarıya açılma konusunda siyaset bir de her şeyi mas ediyor. Ben girdim her şeyi ben kontrol. Hey edemezsin. Etmemeli. Herkes kendi alanında kalacak. Aynen öyle. Yani sen herkesi koru orada meşru anlamda. Çatıoğlu. Ben her şeyi yapacağım. Yapamıyorsun işte. Benim iznim ben olmadan yapamazsınız. Ben de her şeyi yapamam. Birbirimizi tamamlarsak Allah'ın yardımı bize ulaşır. Cemaattedir Allah'ın yardımı. Ama birbirimize böyle efelenerek değil. O zaman herkes taş yerinde ağırdır. Vakıfların orada işte öğrenci evleri vardı vesaire yani. Bir sürü vakıf eserleri var falan filan. Hayır yani Türkiye'deki aktif bizim bu yerli milli vakıflarımızın da orada dediğiniz minvalde çok ciddi çalışmalar yapması beklenirdi. Doğru mu? Ama mesela Rauf Denktaş'a atfen bir şey vardır, ibare vardır, bir hatıra vardır. Yani
Kıbrıs'ta maneviyetin güçlenmesine adına niçin bir takım çalışmalar yapmadığınız sorusuna biz niyet ettik ama Türkiye buna müsaade etmedi o dönem. Yani o dönemde bugün yani. De herkes kendi adamlarıyla bunu yapmak istiyor ve bir de orayı biz laçkalaştırdık. Yani orası kumarhane, orası kara para aklama merkezi olmamalıydı. Şimdi bakın burada evet. Ersin Tatar bu birinci turda birinci ve Türkiye'ye yakın olan kişi bu. Türkiye'yi çok radikal şekilde savunamaz. Çünkü savunursa var olan oylarını da kaybedebilir. Bu anlamda Ersin Tatar dengeci bir rol oynamak zorunda. Mustafa Akıncı ikinci olarak gözüküyor. Yani %30 oyu olduğunu kabul edebiliriz. Yani %2,5 bir fark var. Burada hemen önemli olan kişi 21-68. Evet. 21-68 oy alan Tufan Erhürman, profesör bir kişi ve Ankara'da da bürokrasiyi bilen, siyaseti bilen, Batılılarla da çok yakın ilişkiler içinde. Bunu Batı'yla inatlaşmadan, Birleşmiş Milletler'le inatlaşmadan iç içe geçmek değil ama farklılıklara rağmen birbirine entegre olmuş bir Kıbrıs senaryosunu savunuyor. Ama sahip olduğu ideolojik yaklaşım ve uluslararası ilişkiler boyutu Mustafa Akıncı daha radikal olmakla birlikte bu yapı içerisinde Ersin Tatar'dan çok Mustafa Akıncı'ya yakın. Tufan Erhürman. Dolayısıyla onun oyu %31, %32, %40-50, %41,5 şu anda. Beraber olurlarsa. Evet. Yani 50+1. Evet. Burada Kudret Özarsay ve Erhan Arıklı %5, bir de daha önceki o da %4,9 civarında eski Cumhurbaşkanı'nın evet, oğlu var. Evet. Bunlardan bir tanesi Ersin Tatar'a Türkiye'den gelenler daha yakın. Dolayısıyla %5 daha %38'e çıkmış oluyor. Ötekiler ya sandığa gitmez ya da kendi aralarında bölünebilirler. Yani Denktaş'ın partisi. Burada %5'ten yukarı olanları almışlar. Bizde %4,8'di Denktaş galiba. Burada bütün sonucu belirleyecek olan asıl unsur, asıl güç sandığa gitmeyenleri sandığa getirip kendi lehinize kullandırtabilecek misiniz? Şu anda seçimi belirleyecek olan yarısı gelmemiş. %54 sandığa gelen. Evet. 54,72. Yani %45 civarında çok sandığa büyük, gitmeyen. Çok büyük. İşte onda, o da bu profili kabul etmiyor. Onlar yani ne yapacaklar? Sandığa yine gitmezlerse burada Akıncı Tufan Erhuman'la birlikte yola devam edecek demektir. Diğerlerinin çok büyük bir belirleyici gücü yok. Yani pazar gününü görmemiz gerekiyor. Ersin Tatar bu seçimden birinci olarak çıktı. Pazar günkü seçimde kimin öne çıkacağını belirleyecek olan sandığa gitmeyenler. Sandığa gitmeyenler yine sandığa gitmezlerse Tufan Erhurman'ın evet, Mustafa Akıncı'nın oradaki kazanma ihtimali yüksek bu seçimlerde. Seçimlerde ana rol referansı umut değil korku olacak. Yani bunları beğenmediler. Dolayısıyla umut faktörü yok. Yani şu gelirse daha iyi olur demeyecek seçmen. Bunu Kıbrıs'taki özellikle Tatar'ın çok iyi bilmesi gerekiyor. Kesinlikle şu daha iyi diye oy vermeyecekler. Çünkü bu politikalar konusunda ümitsizler. Bu politikacılar konusunda da ümitsizler. Korku farkı faktörüyle hareket edecekler. Şu gelirse daha kötü olur dedirtmemeleri gerekiyor. Ve onları buna ikna etmeleri gerekiyor. Yani seçimlere yön verecek irade korku iradesi. Umut faktörü değil. Bu da çok sağlıklı bir tercih olmayacak. Yani oy verenler verdikten sonra oylarını
tekrar başlarına ekşiyebilirler. Burası küçücük bir yer. Hı hı. Yani kerhen oy vermek, Erbakan'ın ifadesiyle. Kerhen oy verecekler. Bu da sağlıklı bir siyasi yapı oluşturmak için çok iyi bir şey değil, onu söyleyeyim. Yani kararlı bir politikayı cesaretle sürdürebilmeniz için yeterli değil bu destek. Dolayısıyla kim hükümet olursa olsun, hı hı, bir defa bu sisteme katılmayan bir %50 var. Var. Yani şimdi Ersin Tatar kaç oy aldı? Aslına bakarsanız %17 oy aldı. Toplam seçmen sayısına, hı, göre. Mustafa Akıncı kaç oy aldı? %15 oy aldı. Hı. Çünkü %50'si zaten seçmen sandığa gitseydi. Evet. Dolayısıyla öteki de %10,5 oy aldı. Bunlara toplumun güveni yok. Dolayısıyla Kıbrıs'ta kim seçilirse seçilsin, seçmen nezdinde çok kırılgan bir siyasi yapı var. Bu da bir defa ötekiler bizim toprağımızda bu başarıya ulaşmışlarsa onlar için büyük bir kazanımdır. Biz kendi topraklarımızda bu kadar zaaf içindeysek bu bizim süreci çok iyi yönetemediğimizi ya da topluma bu anlamda güven vermediğimizi gösteriyor. Tabii bu seçim sonuçları üzerinden dün itibariyle Mustafa Akıncı'nın yaptığı şu açıklamalara rağmen nasıl oluyor da %29.84? İşte o açıklamalara oy veriyor insanlar, evet, onu söyledim. Tamam, yani biz bunu hatırlayalım diye söylüyorum. Ha. Evet, bunu izleyicilerimize, çünkü Kıbrıs'tan da izleyenler var, bizi bunu yazıyorlar. Yani bunlar Rum kesimiyle bütünleşmeyi, hmm, Akıncı savunuyor. Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler ne diyorsa, yani bizim, evet, Covid konusunda FDI raporlarının, Dünya Sağlık Örgütü raporlarının sanki nas gibi kabul eden kafaya benziyor. Hmm. Her şeyle biz beraber olabiliriz. Yani Akıncı Rum kesimiyle birlik olmayı savunurken orada PKK olduğunu bilmiyor mu? O zaman Türkiye'deki CHP içindeki bir takım unsurların hem Atatürkçü, ulusalcı geçinip hem de bu tezgaha destek verdiklerini bilmiyor muyuz? Yani Akıncı'yı günah keçisi yapmak kolay. Kolay. Akıncı orada hadi böyle böyle işte aile ilişkileri, ticari ortaklıkları, başka, hmm, siyasi lobicilikler falan falan. Hmm. Türkiye'dekilere ne oluyor? İşte böyle. Böyle oluyor. Yani ötekiler üzerinde vay falan diye ahkam kesmek kolay. Kolay. Ne yaptın? Sen ne yaptın? Biz ne yaptık? Biz ne yaptık? Ve biz bu hallere nasıl düştük? Neye rağmen, hem de şu açıklamalara rağmen. 3 numaralı VTR yönetmenim, izleyelim onu. Onu izleyelim çünkü hakikaten değerli izleyenler, seçimlerden önce yapılmış bir açıklama. Ya Mustafa Akıncı'nın çok böyle sıra dışı, dikkatleri çeken ve skandal olarak nitelendirilen açıklamaları hep izledik. Bu açıklamalara rağmen nasıl oldu da %30'a yakın oy aldı ve pazar günü ne olacak? Bir izleyelim bakalım neler demiş. Ve bu arada tabii benim yarın bu konuyla ilgili köşemde ayrıca bir yazı Akit gazetesinde var. Ekleyelim, VTR'yi izleyelim beraber. Hepsini de değil, bir miktarını iade etmemiz lazım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum yönetimiyle Cenevre'de yaptıkları görüşmeleri anlattı. Biz çözümle birlikte bunun işbirliği alanı olmasını istiyoruz. CNN Türkiye konuşan Akıncı, verilecek tavizleri açıkladı. Bu sayede askerin orada kalmasına gerek yok bir çözümden sonra. 2 dakikası yayınlanan röportajda Mustafa Akıncı, Rum yönetiminin isteği olan toprak iadesinin yapılabileceğini söyledi. Kıbrıs'ta çözüm istiyorsak, bizim Rumlardan aldığımız topraklardan hepsini de değil bir miktarını iade etmemiz lazım. Bu ya bir gerginlik vesilesi olacak ya da bir işbirliği alanı olacak. Biz çözümle birlikte bunun işbirliği alanı olmasını istiyoruz. Görüşmelerde Rumların diğer bir isteği de adada bulunan Türk askerlerinin gönderilmesiydi. Akıncı, adadaki asker sayısı azaltılabilir dedi. Bu sayede askerin orada kalmasına gerek yok bir çözümden sonra. Ancak makul sayıda, artık o makul sayı üzerinde uzlaşacağız. İşte bu konferanslar, bu daha düşük seviyede teknik çalışmalar. İngilizler memnun mu diyorsunuz? Ki öyle bir şey dediniz ki aslında tam manşettik yani. Yarın yeni akit yazsa
Manşet olur yani. İsrail kazandı Kıbrıs'ta. İngilizlerin hiç sesi çıkıyor mu? Çıkar mı? Yani ama hakim orada. Evet. Hem Türk tarafı hem Dikali ve Agratur üstleri. Hmm. Onların kontrolünde. Yani İngiltere her şeyi orada çok yakından izlediği halde hiç konuşmuyor. Bazen büyük işler yapanlar fazla seslerini çıkartmazlar. Rusya hiç konuşuyor mu? Türk tarafında Rusya çok önemli. Hem inşaat yatırımlarında hem finansal olarak birçok alanda etkin ama Rus Yahudileri. Bu Rus Yahudiler acaba nasıl bir tür böyle mesela Kıbrıs'a gelirken Türkiye üzerinden mi geliyor, İsrail üzerinden mi geliyor, bakmak lazım. Yafa, Kıbrıs, Antalya, Kıbrıs. Yani bakın çok iş yapanlar yani çok fazla konuşmuyorlar. Konuşmazlar. Ha, yani konuştururlar. Biz de sonuçları konuşuyoruz. İşte, üfürünce ötüyor birileri. Ya, yani bunları kendi başına söylemiyor bu zat-ı muhterem. Üfürüyorlar, okuyup üflüyorlar. Onlar da böyle yani konuşuyorlar. Bremen müzikacıları. Ama Bremen müzikacıları. Peki bizim Türkiye'de sokakta bir eğer mikrofon uzatsaydık insanlara, hatta üniversite mezunları, hatta uluslararası ilişkilerde okuyanlara sorsaydık, acaba Kıbrıs'taki siyasi partilerden Türkiye'ye en yakın olan iki parti, işte bir tanesi Tatar deseler, öteki kim? Hani %5'lik birisi daha var diyoruz ya. Ya da Erhan Arıklı kim diye sorsak? Yok şu an bilmiyoruz yani. İşte Mustafa Akıncı da işte bu açıklamalardan biraz öne çıkıyor. Dikkat çekiyor. Yoksa hakikaten biz yani bir Denktaş soy ismi. Denktaş'tan yani, evet, geliyor. Yani ama yani işte Türkiye'den giden, hatta Karadeniz'den gitti bunların çoğu. Karadenizlere sorsak acaba, Karadenizler orayla ne kadar ilgili? Konuya hakim değiliz yani. Millet olarak da biz şöyle, zaten uzun yıllardır politika şu, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kıbrıs'a zaten her konuda ilgilendiği için vatandaşın işte bir kaygısı yok. Yavru vatan Kıbrıs. TSK ve Ankara siyasileri ilgilensinler. Yani evet, işte ilk seçilen cumhurbaşkanımız oraya gider, oradan ilk bize gelirler falan, bu ritüeller yani. Yani. Millet böyle izliyor. Tabii doğal olarak da sonuçları açısından şöyle de yorumlanabiliyor. Kıbrıs üzerindeki bu oluşum, siyasi oluşum, Akıncı üzerinden Batı ile Avrupa ile Rum kesimiyle, Yunanistan ile İngiliz ile İsrail ile süreci yönetmek, Tatar üzerinden de daha milli kesimlerle süreci yönetmek. Sonuçta Kıbrıs'taki nihai karara Türkiye Cumhuriyeti Devleti karar verir. Böyle de bir bakış var. Yani işte, 46 yıldır işte, süren bir süreçte gelinen nokta bu. Verdiniz? Yani Akıncı istediği kadar belirli konularda hani belirli şeyleri yapsın ama sonuç ortada. Yani oradaki bankalar kimin? Kime bize rağmen ediyor? Olmaz. Oradaki oteller kimin? Kime hizmet ediyor? Oradaki gazinolar kimin? Kime hizmet ediyor? Vergilerini alıyor. Oradaki müteahhitler şu anda kim? O süreç kime hizmet ediyor? Enteresan mesajlar geliyor. Yani okusak belki çok ilginç iddialar da var yani. Bir takım derin ilişkilerle alakalı bölgede. Tabii yani burası Kıbrıs yani öyle sıradan bir yer değil. Yani, yani Kıbrıs'ı eğer oraya sahip olacaksanız oranın değerini bilmeniz ve ona göre yönetmeniz gerekir. Hala Sultanımız var bizim orada. Tabii, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı. Rum kesimi. Evet, orada kaldı. Evet. Yani Kıbrıs harekatında hatta merhum Erbakan Hoca işte devam edelim, Hala Sultan'ı da özgürlüğüne kavuşturalım taleplerine rağmen maalesef durulmuş ve orada kalınmış, oraya kadar gidememişiz. Hala esir. Hı hı. Efendimizin halası. Yani öyledir. Hatta süt annesi. Yani orada o harekatı kimin için durdurdu, nasıl durdurdu, ona bakmak lazım. Evet. Orada yani Rumların tamamını denize dökmek ya da Rumların hepsini Yunanistan'a göndermek diye bir plan yoktu. Nasıl daha önce Rumlar her tarafı yönetme iddiasındaydı. Siz bize zulmettiniz ama biz yöneteceğiz. Adaletle yöneteceğiz. Malınız, canınız, namusunuz, aklınız, inancınız, nesliniz güvende olacak. Yani biz adaleti buraya getireceğiz anlamında bir yönetim iddiası söz konusuydu. Zaten o Rum dedikleriniz kim ki? Rum diye bir millet mi var? Onlar Yunan falan da değiller. Anadolu'daki Hristiyan topluluklar. Artık bir blok işte artık. Yani işte biz artık etnik kimlikler üzerinden yorumlamıyoruz Kıbrıs ki. Kıbrıs tarihini, Batı Trakya tarihini, evet, Kars İslam Cumhuriyeti'ni
O Ermenistan yani. Nasıl doğdu? Revan Hanlığı neresi? Nasıl, evet. Bunu siz çocuklarınıza öğretiyor musunuz? Karabağ neresi? Ne anlama gelir? Buna Karabağ biz sorsak ya bu neresi Azerbaycan'ın Ermenistan'la bir sınır bütünlüğü ya da Nahçıvan'ı bile biz doğru düzgün bilmeyiz. Ya şöyleyizdir ama doğru ama şöyleyizdir. Bilmeyiz, gitmeyiz, görmeyiz ama o köy gitmesen, bizim köyümüzdür. Işte, yani bu işi şaka söylüyor. Eğer orası için ölünecekse biz yine de, gider ölürüz orada. Yok canım onu işte içimizden birileri bir grup sonra ölüyorlar yine gidiyor. Yani daha detayları, başka gerçekleri konuşacak olursa entelektüel olmak orada her yani. Şey bu ekranlara yansıtılanlardan ibaret değil. Dün de değildi, bugün de değil. Evet. Bu kafayla gidersek yarında evet. Zevahir'i kurtarmak için menakıplar uyduracağız. Yani işte Lala Mustafa Paşa'yı unutmayacağız yani. Kıbrıs Fatih, değil mi? Sahabe Ubade İbni Samit de herhalde ya da Ubade İbni Samit. Hala Sultan'ın eşi. Birlikte gemiyle Kıbrıs'a geliyorlar. Kıbrıs'ı fethediyorlar. Ve Hala Sultan orada vefat ediyor. Hanımını oraya defnediyor. Kendisi soluğu Suriye'de alıyor ve oradan Akka üzerinden Kudüs'e yürüyor. Ve Kudüs'ün fatihlerinden. Sahabe ordusu yani. Bize sadece Lala Mustafa Paşa'nın ya da Kanuni'nin emaneti değil bu manada. Yani biz fethedince hepsi de kılıçla değil. Yani değil kılıç değil da var. Yani. Yoksa var tabii biz ki. Geliyoruz. Kılıcımızı görmeden tabi olanlar vardır. Tabii. Ama illaki çekmemiz gerekiyor. Öbür türlüsü daha çoktur. Nereye kılıçla girdiysek oradan kılıçla çıktık. Evet. Nereye elimizde kitap ve adaletin terazisiyle girdikse oradan bir daha çıkmadık. İşte bu durumları iyi analiz edip yani Türkiye açısından, Türk milleti açısından da bu manada aslında bir sorun yok. Yani bizde mantalite odur biliyorsunuz. Yani ben etnik ya da coğrafi tanımlamalardan genellikle... Taşınıyorsunuz, doğru. Taşınırım. Ama elhamdülillah yani bizim neslimizden insanların böyle şerefli misyonlar üstlenmeleri bir lütuftur. Ve orada sivil toplum örgütlerimizin Türkiye'deki aktif olanların birçoğunun orada... Şubeleri var, çalışma alanları var ama onları da güçlendirmelerini talep ediyoruz burada. Çünkü manevi kodlar güçlenmediği müddetçe yani siz mi diyordunuz yani bu millet Türk gibi yiyeceksin, Avrupalı gibi düşüneceksin, Müslüman gibi inanacaksın noktasına getirildi İslam, diyordunuz. Ayrıştırdılar, kompartmanize yani ettiler. Evet. Biz bir bütünüz ve Müslüman gibi yaşayıp düşünmek, akletmek. Zorunlu. Yani Allah'ın rızasına uygun olan kendi başına yeterlidir. Efradına cami, ayarına manidir. Onun için eklentik, işte İslam milletindenim, Garp medeniyetindenim, Türk milletindenim gibi eklektik yapılar ki bu Ziya Gökhan. Bu bozar işte. Bozar. Bu bozar. Dine özümüzü bozar. Eklenmez ya da ondan şey çıkartılmaz. Yani işte Kıbrıs topraklarındaki insanlarımızın yani işte Türk gibi yiyen, Batılı gibi düşünen, Müslüman gibi sadece inananlar olmasını istemiyoruz biz. Bir kimsenin başkasına böyle. Bir şey söyleyeceksek biz kendimiz yapalım. Kendimizde önceden onun pratiklerinin yapılmış olması, Kur'an-ı Kerim hani başkasına öğüt deyip durduğunuz şeyler hakkında kendinizi, nefsinizi niye hesaba çekmezsiniz? Limete kolüne, eğer siz yapmadıklarınızı söylüyorsanız Allah o işin kefili değil. Eyvallah. Dikkat edelim. İngiltere kraliçe son durum ne? Oraya da reklamlardan sonra gidelim. Bir takım sömürgelerinden isyanlar gelmeye başladı. Sesler. Mesela Barbados artık kraliçeyi tanımayacağını söyledi. Daha başka konu başlıklarımız var değerli izleyenler. Katar biliyorsunuz son günlerde yine öne çıktı ve sistematik olarak bir Katar nefreti oluşturulmaya çalışıyor reklamlardan sonra. Konuşacağız. Ayasofya yine gündemde. Suriye'de Ayasofya'nın bir kopyası için inşaat başlatıldı. Replikası şeklinde yapılacak ve Biden'ın da geçen hafta sanırım 3-4 gün önceydi Ayasofya tekrar müzeye döndürülsün diye açıklamaları vardı. Mısır'da idamlar devam ediyor. Onu konuşacağız değerli izleyenler. Ve tabii son günlerin, son yılların belki de en tartışmalı davası Dilipak'a açılan dava ve kendisi ifade verdi. Neler yaşandı kendisinden dinleyeceğiz. Kısa bir aramız var. Derin Gerçekler devam edecek.
Üstadım, nostaljik bir fotoğraf daha var. Evet. Geçen hafta yayında başladık. Artık her hafta bir fotoğrafın analizini yapacağız. Burada sakalım yok ve kravatım burada, var. Burada saçım bile var. İşte ha, onu diyecektim. Ne yok ki? Her şey var. Rahmetli Erbakan Hoca orada. Dayınız Hasan Aksay Bey, eski bakanımız orada. Hatta ortada bir tepsi kadayıf. Evet, Mehmet Belen orada. Hocanın korumalarında. Siz basın danışmanlığı yaptığınız zaman mıydı? Evet. Erbakan Hoca'nın. Ne oluyor burada? Bize anlatsanıza. O kadayıf niye gelmiş oraya? İşte yani kadayıfın altı, yani artık tahammülümüz almadı. Yani kadayıfın altı kızarmışsa, yani daha fazla bekletirsen yanar. Artık kırmızı çizgimiz buraya kadar. Ve biraz da esprili olsun diye, haber olmak için bir görsele ihtiyaç vardı. Bir de gerilim havasını yumuşatmak için. Böyle bir hocaya, bir arkadaşı böyle bir fıkra anlatmış. O da biz bunu terene dönüştürelim. Dikkat çekelim. Evet, haber olsun. Ve artık kadayıfın dibi yanıyor. Yani acele etmemiz lazım, bir karar vermemiz lazım. Daha fazla bunu masada sürüncemede bırakamayız. Sizin kravatlı olmanız enteresan. Yani eski. En son ne zaman kravat takmışsınız? Yani herhalde 1980'lerde. Yani en son bu mu? Bu tabii 80 öncesi dönemde. 80 sonrası dönemde meclis, bir danışma meclisi açıldı. Cansızoğlu diye bir danışma meclisi üyesi kravatsız meclise geldiği için onu içeri kabul etmediler. Ona destek vermek için ben de kravat takmıyorum diye ilk desteğim öyleydi. Daha sonra o unutulmaya yüz tutarken 84'te mi oldu seçim? Refah Partisi'nde başka bir sorun yaşandı. Aday olanlara kravatlı şekilde resim, fotoğraf, teşkilat yöneticileri kravatlı olacak dendi. Çünkü bir takım protokollara, törenlere davet edildiklerinde kravatlı olmadıkları için törene alınmıyorlardı. Yani başörtüsü olayı gibi bir olay haline geldi bu kravat. Osman Yüksel'in çok önceden böyle bir hatırası var. Demirel çağırıyor, diyor artık Osman kravat takacaksın, milletvekili oldun diyor. Ben hiç takmadım diyor. Peki diyor, sonra takmam lazımsa takarım diyor. Fakat beline takılıyor. Uçkurundan içeri koymuş. Diyorlar kravatsız giremezsin. Diyor iş tüzükte kravatın nereye takılacağını yazmamış. Ben de belime taktım diyor. Yani kravat takma mecburiyeti var, ben de taktım. Böyle bir esprisi de vardı. Ama bu Refah Partisi'nde bütün teşkilat mensupları kravat takacaklar, adaylar kravatlı fotoğraf verecek deyince, o zaman da benim için seçimden sonra tekrar sorun oldu. Muhaliflik de, damarınız şişti. Yani iyi bir kravatım vardı. Basına da haber verdim. İstanbul Üniversitesi'nin önünde kravatımı çıkarttım. Ayakkabımı parlattım. Ve bunu çöpe attım. Türkiye'de insanlara bu anlamda bir kravat dayatması olduğu sürece kravat takmıyorum dedim. Yani burası yazın kışın, burası vuruludur. Devamlı ben hala susarken bile bağırmak istiyorum. Böyle bana dayatma yapamazsınız. O zaman söylediğim sloganlardan bir tanesi, gömleğimin rengi anayasanın temel ilkeleriyle çelişiyorsa eğer, değişmesi gereken benim gömleğim değil, anayasanızın temel hükümleridir. Çünkü ben anayasanız için değil, anayasanız benim için var diyordum. Ben kravata karşı değilim. Kravat dayatmasına karşıyım. Kravat takmayabilirim. Yani takmam da yani, ama şu düğmeyi açabilirim. Evet. Ben hala Türkiye'de kıyafet zorunlu olduğunu, mesela rahibelerin rahibe kıyafetiyle dışarıya çıkamamasından ben rahatsızlık duyuyorum. Bu tabii ne bileyim işte bazıları sarık cübbe giyip çıkıyor ama bunlar da çok fazla kabul edilmese bile, bazen bir arada yaşayacaksanız bazı şeylere tahammül etmeyi öğrenmemiz gerekir. Sadece 5 şey: mal, can, namus, akıl, inanç ve nesil emniyetine
yönelik tehdit oluşturan şeylere karşı biz hep birlikte red tavrı koyabiliriz. Onun dışındakilerin ben özgür iradeyle tercih sorunu olduğunu düşünüyorum. O zaman kravat takıyordum. Bu olaylardan sonra kravat, benim çocuklarım kravat takarlar. Ya her zaman takarlar diye bir şey evet, yok. Evet. Biz kravatçı değiliz. İhtiyaç olduğunda. Ama ben o son basın toplantısı yapıp ayakkabımı sildiğimden beri kravat takmıyorum. Ve gömlek? Ve bunu evde böyle yapmam. Piknikte de yapmam ama toplum içinde olduğum sürede benim yakamın açık olması benim ihmalim olabilir. Yoksa bunu, yani bu çok da rahat ettiğim bir şey değil. Değil, evet. Özellikle yaz aylarında. Halen dayatma var mı bununla? Bundan başlangıçta bayağı sıkıntı oluyordu. Onun için yakasız gömlek kendime özel olarak diktirdim. Giyiyordunuz bir dönem, hatırlıyorum ben. O şekilde bir takım gömlekler de yaptırmıştım. Yani böyle bazı inatlarım vardır benim. yani bir reddiye, bireysel yani bir itiraz. Ve tek evet. başına bunu yıllarca sürdürebilirim. Yani kaç yıl olmuş, yani 90'lar değil bu, 80'ler. Yani zaten 80 öncesi takıyordum. 40 yıl olmuş. Yani 40 yıldır, yani ne bileyim işte evimi alma davam 19 yıl falan sürdü. Yani böyle kafama koydum mu, birileri dava açacaksa bunu bilsinler. Yani. Gelelim o zaman daha ya, birileri dava açmıştı size, Halkın Kurtuluş Partisi ile birlikte 81 ilde ve genel merkez bazında AK Parti ifade vermeye gittiniz. Önce bir savcılığın önündeki anlarınıza bir bakalım, bir izleyelim. Orada size mikrofon tuttular. Onun üzerinde konuşalım. Yönetmenin 5 numaralı VTR'i hazır mı? İzleyelim değerli izleyenler. Dilipak hakkında açılan davalarla alakalı Perşembe Müzmin günü, sanık. Müzmin sanık. Müebbet sanık mı diyelim? Yani neredeyse öyle olacak. Ömrünüz boyunca sanık olursunuz. Yani ben gönüllü sanığım, profesyonel sanığım. Yani, çünkü kendi hakkımda suç duyurusunda bulunuyorum. Suç işlediğime dair tanık dinletiyorum. Beraat ettiriyorlar, temyiz ediyorum. Ya bu da dava açmazsalar gidiyorsunuz kendinize, dava açın bana, ben bunu işledim diyorsunuz. Ya başkalarına dava açıyorsunuz, yani, niye bana açmıyorsunuz? Hatta 28 Şubat'ta vesaire değil mi o davalarda? Evet, bakalım Dilipak değerli izleyenler, savcının önünde neler anlattı? Evet, daha önce bir tazminat davası vardı. AK Parti Genel Başkanlığı adına açılan bir dava. Orada yazılı ifademizi, yani suçlamalara yönelik kendi ifadelerimizi uzun boylu 103 sayfa civarında anlatmıştı. Ondan sonra Halkın Kurtuluş Partisi'nin bir suç duyurusu vardı. Ona karşı da 80 sayfa civarında bir açıklamamız oldu. Bugün AK Parti Kadem çevresinden gelen 81 ilin de içinde olduğu bir suç duyurusu var. Ona karşı ifadelerimizi savcılıkta takdim edeceğiz. Yaklaşık 230 sayfa civarında. Eğer suçlayanlar bir zahmet buyurup yarından sonra benim internet sayfamda da yayınlanacak bunlar. Cevaplarımızı okurlarsa Türkiye'nin nereye gitmekte olduğunu, temel sorunun ne olduğunu, bu yazının nasıl anlaşılması gerektiğini ve aslında bu yazıyı anlamanın Türkiye'nin geleceği açısından önemi üzerinde önemli ipuçları bulacaklar. Suçlamak değil, aslında kendilerine bakıp Türkiye'nin nereye gitmekte olduğuna karar verip çare üretmeleri gerek. Yoksa bu tür suçlamalarla sadece bana zarar vermiyorlar, Türkiye'ye zarar veriyorlar. Hocam biz biliyoruz tabii ki ama izleyicilerimizin bilmesi açısından hakkınızdaki suçlamalar nelerdir, onları da açıklayabilirsiniz. Benim yazımda AK Parti'nin içinde FETÖ'nün zihniyet ikizi AKP'liler ve AKP'nin
papatyaları ifadeleri var. Bunların Lale Devri çocukları olduğu, Osmanlı'nın yıkılışına da gönderme yapıyorum. Orada AKP'nin papatyaları da ANAP'ın dağılma sürecinde ANAP'ın içine sızan ve partiyi ifsad edenlere örnek alın ve dikkat edin. AK Parti'nin içinde de bir takım menfaat grupları size zarar vermesin diye. Aslında AK Parti'yi savunan bir yazı bu. Ama birileri nasıl olduysa benim ifadelerimde bir yanlışlık yok. İfadelerimi çarpıtarak. Bir de bu fahişe ve türevleri, Koç, Sabancı, Eczacıbaşı gibi gruplar, LBGT gibi grupların sponsorluklarını yapıyorlar. Ve bunu meşrulaştırmak için bir takım kampanyalar düzenliyorlar. Bunların uluslararası bağlantılarını biz Gezi olayında da görmüştük. Beşli Çete döneminde de görmüştük kimlerin kimlerle beraber olduklarını. Bunlara karşı yeşil sermaye, bu fahişe ve türevleri, şimdi LGBT derseniz insanlar hemen anlamıyorlar. Bakın buradaki bütün kelimeler İngilizce. Lezbiyen, gay, biseksüel, transseksüel. Peki bunlar İstanbul Sözleşmesi kapsamı içerisinde, bakın bunlar dezavantajlı gruplar olarak pozitif ayrımcılığa tabi tutuluyor. Bunları himaye edenleri eleştirdiğim için bize fahişe dedi diye, benim kime dediğim bu sunduğum dosyada feministiz fahişeyiz diye pankart açanlar da var. Affedersiniz, velev ki ipneyiz diyenler de var. Ha peki plus var orada. Hollanda'da bugün bir parti kuruldu. Bu parti çocuklarla seksin serbest bırakılması için kampanya, yani pedofili ya özgürlük partisi kuruldu. Peki bunların Türkçesini söylerseniz ve bunu kendileri için plus olarak bir onur kabul edenlere, bunlara dikkat edin dediğim için beni yargılarsanız kimin yanında olmuş oluyorsunuz? Yani o plus'ın içerisinde herkes var. Onun Türkçesini söyleyince ve bunu kendileri için onur yürüyüşünde pankartlarla taşıyınca ne oluyor? Aslında bakın İstanbul Sözleşmesi'nin dipnotlarında geçerli bu LGBT'ye özgürlük tanıyan düzenleme aslında onlara da meşruiyet kazandırıyor. Hem onu korumaya çalışacaksınız, hem bunu eleştireni bize fahişe diyor diye suçlayacaksınız. Bunu anlamak mümkün değil. Az önce de bahsettiğiniz geçtiğimiz günlerde hakkınızdaki bu soruşturmayla, davayla alakalı 103 sayfalık daha doğrusu bir savunma vermiştiniz. Peki gelinen bu noktada davayla alakalı nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? Yani yargılanan benim şahsımda Türkiye'deki bütün bir toplumdur. Çünkü birileri o kadar ağırsızlaştılar ki onlara dokunmak aslında herkes için bir risk haline geldi. LGBT'yi eleştirmek yasayla korunuyorlar. Bakın bunlar toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim ve tercihleri savunurken pozitif ayrımcılığa tabiler. Bense bu yanlışı düzeltmek istediğim için suçluyum. Biçarelerin günahları öylesine büyük, öylesine büyük ki bütün cezalar ona nispetle küçük. Çok çok teşekkür ederiz. Son olarak belki eklemek istediğiniz bir şey vardır. O ifademi verdikten sonra zaten yarın herhalde bütün savunmalarımı da internet ortamında ifademi açıklayacağım. Teşekkür ederiz. Bizi kırmadınız. Sağ olun. Sağ olun. 2000 kaçtı, 7 miydi? AK Parti kapatma davası. Ben yani yılı hatırlamıyorum ama o davadan sonra Türkiye'de açılmış böyle büyük bir daha hani ses getiren, dikkat çeken bir dava oldu mu bilmiyorum ama son yılların en davaları. Tabii yani, o ayrı. Yani o rayında giden, yani yolunda giden böyle bir tren. Şey. Ama bakın mesela son yılların en çok tartışılan davası bir medya ordusu tarafından takip edilmiş. Yani bu, şimdi Cumhurbaşkanı AK Parti Genel Başkanı olan kişi bir gazeteci hakkında dava açıyor. Anadolu Ajansı dahil, yani Cumhurbaşkanı yani davacı, Anadolu Ajansı'ydı, evet. 81 il davacı. Teşkilatı davacı, parti davacı, kadın kolları davacı, kadem davacı. Acaba bu iyi bir şey mi? Yani Cumhurbaşkanı da olsa biz bu davayı ciddiye almıyoruz mu diyor medya. Yoksa birileri bunu uyutun, geçin, görmeyin mi diyor.
İşte o zaman Bremen mızıkacıları devreye giriyor. Neyse, ne yaparlarsa çok da umurumda bir dakika, değil. Doğru, burada ben yine doğru söylüyorum. Akit TV var, bir de İlka. Bir medya ordusu zaten. Hani meşhur hikayedir. Tane, sabah namazına kaç kim geldi der. 3-5 saf vardı der. O çokmuş. 3-5 saf derken 3-5 kişiydi kastı üzerinden. Yani burada da bir medya ordusu, bir medya gelmiş. O da Akit. İki medya yani, Akit ve İlka. Evet. Yani diğer doğru. Buradan doğru bir suç duyurusunda daha bulunuyorum. Canlı yayında. Aklınızda madem müzmin, sanığım falan... Canlı yayında değerli izleyenler, Dilipak maske de takmıyor. Orada röportaj verirken maske takmıyorsunuz. Biz yani... maskenin yasaklanması için dava açan bir grubuz. Ben sadece başkalarını rahatsız etmemek için ve işte polisle falan bu konularda inatlaşmamak için. Yoksa var maskem tabii. Evet. Yani maskem... Hakikaten maskesiz dolaşıyorsunuz ya. Yani maskem cebimde. Yanınızda. Evet. Şimdi yani cebime koymuşum. Bak maskem burada. Siz site olarak, habervakti.com olarak sizin haberleriniz çok ciddi yorum alıyor. Çok ciddi okunuyor. Bu deli ne diyor diye herhalde bakıyor. Yani tabii doğal olarak süreci böyle olduğu gibi yansıtan da hani o bir takım karartma dediniz ya. Hani yokmuş gibi davranma. Çünkü burada kimse yok. Yani Anadolu Ajansı dahi yok muydu hakikaten? Yok. İşte basın böyle bir şey. Görmedim, duymadım. Bilmiyorum. Şu maymunlar. İşte bu yüzden bu gazetecilik mesleği, haysiyeti, işte onuru ne derseniz deyin. İnsanlar kendi mesleğini de ciddiye almıyor. Haberi yapıp yapmamanız da... Mevzu değil ama burada bir vaka var. Dilipak ifade verdi. Bu kadarlık bir haber bile geçilebilir yani. Dilipak ya. Hakkında açılan davalarla alakalı ifadesini verdi gibi. Tamam. Hiç vermese Anadolu Ajansı'ndan abonelerine bir bilgi notu geçilir. İşte kendi mesleklerine de saygıları yok. Üfürmek gerekiyor. Nefesi kuvvetli biri üfürdüğü zaman... Enstrümantal çok önemli. Yani üfürdüğü zaman ses verebilirler. Bak bir üfürdüler, kaç kişi böyle aleyhime birden yazılar yazmışlardı. Şimdi üfüren yok, ses çıkmıyor. Birçok da okuyuculardan böyle yazı geliyor sizinle alakalı. Geçenlerde bir tanesi yayınlandı sitede. Çok fazla destek var. Çok yani... var ama tabii hepsini yayınlama gibi imkanınız zaten olmuyor. Okur şöyle dedi yazısında, ben o çok dikkatimi çekti. Şimdi merhum ve merhume Hasan Karakaya, Hasan Karakaya abimiz merhum, Şule Yüksel Şenler merhume, Nuri Pakdil merhum. Bugün hayatta olsaydılar, soru çok güzeldi. Acaba toplumu ifsad eden bu İstanbul Sözleşmesi üzerine ne söylerlerdi ve Dilipak'la alakalı bu süreçte nasıl bir yaklaşım gösterirlerdi? Ben de böyle başımı iki elimle arasına aldım, böyle bir düşündüm hakikaten. Çünkü üç önemli isim, üç etkin isim, üç... farklı isim aynı mahallede ve takdir görmüş ismin, Allah rahmet eylesin üçüne de, nasıl bir tepki verirlerdi sorusu hakikaten benim de... Onu GPT 3'e sormak gerekiyor, hemen size modeller. He, modeller. GPT 3. Evet. Bir bilgisayar sistemi, ona kişinin bütün yapay düşüncelerini yüklüyorsunuz ve onunla konuşabiliyorsunuz. Yani isterseniz Eflatun'la Mevlana'yı bugünkü meseleler üzerine konuşturabiliriz. Ama tabii daha şey aşamasında, daha ilerleyecek. Şu anda var da hani ilerletilecek. Daha da gelişecek. Yani daha da gelişecek. Tabii. Bu hayırlara vesile olsun. Ne oldu, evet. Siz girdiğiniz, savcılığa girdiğiniz, sayın savcı karşıladı, çay içtiniz. Evet, yani soruları vardı, söz ifade. Ne sordu mesela, ben merak ediyorum. Yani zaten ben bütün suali mukadderlere tek tek cevap vermiştik. Avukat arkadaşların kendi hazırladıkları gazetenin avukatı Ali Patçı Bey'in hazırladığı bir dosyada vardı. Onlar da yazılı olarak takdim ettiler. Sonra da sözlü olarak daha fazla detay istenen konular vardı. Zapta geçmediğim ama aklımızda olan konular vardı. Mesela bunlardan bir tanesi, eğer bu bir parti refleksi ise, partili refleksi ise bu talimatla olmaması gerekirdi. İlçelerden de şikayet gelmesi gerekirdi. Madem 81 il başkanı dava açıyorsa
bunun tabii olduğunu anlamak için hiç olmasa bir miktarda ilçelerden gelmesi gerekirdi. Onlardan gelen yok. Demek ki talimatla vicdan, talimatla akıl yürütme olmaz. Bakıyorsunuz bu 81 ilden işte gidip adliyenin önünde topluca bütün il yönetim kurulu basın açıklamaları yapıyor. Evet. En muteber gazeteler hangilerse onların haberlerine baktık. Açıklama konuşma metinleri de aynı. mesela diyelim Niğde ya da Nevşehir yaparken aynı metini mi okumuşlar? Aynı metini okumuşlar. Allah Allah. Yani böyle bir... Oraya geleceğiz. Yani aynı metni okuyorlar. Yani önünde işte birkaç cümle söylüyorlar. Ve gazete haber olarak yaparken bu aynı metinleri yayınlıyor. Hmm. Dava dilekçesine bakıyorsunuz. Orada da kopyala yapıştır. Buna dikkat çektik. Yani burada böyle ferdi bir irade yok. Bu hiyerarşik emir komuta zinciri içerisinde yapılmış bir dava başvurusu. Mesela kademin başvurusu ilginçti. Hem başkan kendi adına açıyor hem de kurumsal kimlikle açıyor. Daha doğrusu suç duyurusunda bulunuyor. Diğerlerin nerede? Diğer il teşkilatları madem parti böyle davranıyor. Kademin diğer kendi şubeleri. Şubeleri nerede? Diğer yönetim kurulları nerede? Onlar yoksa genel başkan niye bir de kendi adıyla suç duyurusunda? Çünkü bunun hukuki bir karşılığı yok. Yok suç duyurusunda. Yani bir kişinin başvurmasıyla 100 kişinin başvurması, eğer 100 kişinin başvurmasının bir anlamı varsa niye 900 kişi başvurmuyorsunuz? 900 ilçe de eklensin buna. Niye milletvekilleri bundan hiç kadın milletvekilleri? Ya mantığı yok. Bunları izah ettiniz. Mantıksız bir şey nasıl tevil edeceksin? Yaptıkları bu sonuçta. Sonucunda kendileri görürler. Ne kadar sürdü? Bir yani saat 40 dakika. Siz çay da içmezsiniz, öyle su da içmezsiniz. Evet. Yani bir defa 230 sayfa yazılı izah etmemiz gerekiyordu. AK Parti içindeki AKP'nin papatyalarına örnek olarak Zindaşti olayında Beşiktaş Kadın Kolları Başkanı ve Burhan Kuzu ile olan bir de haber vardı. Onun evet, fotokopisini çıkartmıştım. Dosyanın içinde değil ama bu haberi de okursanız bu da çok ilginç dedim. Yani Kuzu, evet. Şeyi izah ettim. Yani peygamberlerin evinde diyor ki kadınlara karşı ancak saygı ifadesi kullanılır diyor. Yani biraz Cumhurbaşkanı'na medih var, biraz teşkilat övgüsü var. Yani dava dilekçesi yazıyorsun, konuyu yazsana. Biraz da işte biz kadınlar için ancak saygı. Ben de orada kadın zalimler tarihteki, İslam tarihindeki yani Ebu Leheb'in karısına da yani lanet... Yani. Bu kadın ya da erkek olmakla alakalı değil. Karısı, onu anlattım. Odun hamam. Peygamber evinde hainler var ama AK Parti'de demek ki hiç yokmuş. Onu bilmiyordum. Ama ben böyle bir şey olduğuna inanmam. AK Parti'nin içinde AKP'liler var. Evet. AKP'lilerin de papatyaları da vardır. Yani bu papatyaların sadece ANAP'a kinaye olmadığını bir alt paragrafta Lale Devri çocukları ve Erguvani Lale Devri çocukları Osmanlı'yı yıkan orada bakın papatyalar başka bir anlama geliyor. Burada Erguvani de masonlar ki Şevket Eygin'in daha çok kullandığı bir şeydi. Lilith'in çocukları. Bugünkü benim yazımı okuyanların da kafası karışmıştır. Hani Bremen mızıkacıları gibi dedim yani onlar okuduklarını da anlamamışlar. Çünkü ben Osmanlı Devleti'ni yıkan Erguvani Hasbahçe'deki o Lale Devri çocuklarından da niye papatyayı taktın kafaya ki? Bizde Lale Devri var. Bizde her tarafta Lale Festivali yapıyoruz işte. Sadabat var. Tabii. Lale Devri. Sadabat'la ilgili şarkılar Osmanlı'ya da gönderme yaptım. Onları biraz daha örneklemem gerekti. Yani bunun mantığı İzah yok. İzah ettiniz savcı. Ya savcı da sağ olsun. Peki biz bu dinledi tek tek. Sonra da bunlar kayda geçti. Bu konuşmalarımız suç oluyor mu? Yok canım. Yani süren bir soruşturma üzerinde bizim mahkemeye hayır.
biz yaşananları, konu ben üzerinden zaten bunları mahkemeye arz ettim. Hayır, açıklık yani mahkemede zabıtlar da açıktır ve bunları izlemek isteyenler hem hakkındaki suç duyuruları hepsi ve benim gazetenin ifadeleri, tanık ifadeleri, 3 tane tanık bilirkişi hükmünde kişi var. Bir tanesi Alevi ve sol gelenekten gelen. Tanık mı gösterdiniz siz? Evet. Öyle mi? Evet. Yani. Mesela papatyaları ilk tanım olarak kullanan gazeteci. Öyle mi? Yani bu arşivlere girdiniz, buldunuz. Tabii. Yok yok, tanıdığım bir kişi. Yani yıllar önce. Tabii o da oraya geldi. AKP'nin papatyaları diye mi yazmış? İlk defa bunu yazan kişi. Ne zaman yazmış, hatırlıyor musunuz? Çok ANAP dönemi. Sırrı Çağlar. Hayır, özür dilerim. AKP'nin papatyaları ifadesini kullanmış. Papatyaların ne olduğunu. ANAP'ın papatyalarını anlatan. ANAP'ın papatyalarını anlatan bir de Yalçın Koçak var. Çünkü papatyalar meselesini Özal'ın sağ koluydu. Yanındaydı. Yalçın Koçak'ın ifadesi var. Bir de biz kendi istişare toplantımızda LGBT yerine dini terminolojide bu fuhşiyata ilişkin tanımları kullanalım konusundaki kendi müzakeremizi aktaran Hüdayi Vakfı'nın bir mektubu var. Öyle mi? Onları verdik savcılığa. Evet, yani hayırlı İzzet-i olsun. İkbal ile çıktık, geldik. Geldik. Yani yüzümüz ak, alnımız ak diyor. Çok şükür. Eyvallah. Çok şükür. Tabii tamam, merakla takip ediyor. Yani tabii. Bu olayları bunları merakla takip ediyor. Bir de özür dilerim, unutmayın lütfen. Bütün bunların detaylarını dilipak.com'dan PDF olarak herkes okuyabilir. Dilipak'ın savunmaları, ekleri de orada. Eklerine kadar açılan dava, değerli izleyenler, dilipak.com. YouTube'da da yazının aslı, bu konuda hem Habertürk'teki ya da diğer şeylerdeki seslendirilmiş makaleler olsun, video da bizim daha önce konuştuğumuz metinlerin hepsi de YouTube kanalında var. Dilipak'ın YouTube kanalında var. Twitter sayfasından, Facebook sayfasından, Instagram hesabından, sosyal medya üzerinden. Yani size bir blog da koymuyor bu uluslararası medya. Yani işte yani koyuyorlar, Instagram'ı, sonra tekrar açıyorlar. YouTube'da itiraz ediyorlar. Kaldırılan YouTube'dan şeyiniz oldu mu şimdi? Oldu tabii. Kimisi reklamdan çıkartıldı. Telif falan mı istiyorlar? Telif yani, gerçi bir şey yok. Yok. Ne bileyim, mesela özellikle Covid'le ilgili, İsrail'le ilgili yazdıklarınız hemen tekrar itiraz etmek gerekiyor falan filan. Yani mesela Covid konferansındaki konuşma metnimi çıkarttılar hemen. Çıkarttılar değil mi? Evet. Ama üniversite çıkartmadı kendi kayıtlarından. Dedim ki oradakini çıkartmıyorsunuz, benimkini çıkartıyorsunuz. Hadi çıkartabiliyorsan onu da çıkart. Zaten mesela biz şimdi 5G'ye şerh düşüyoruz ya, Dünya Sağlık Örgütü'nün bütün açıklamalarını sanki tırnak içinde bir vahiymiş ve mutlak hakikatin kendisiymiş gibi dünya toplumlarına kabul ettirme gayreti içinde olanları eleştiriyoruz ya. Bunları eleştirdiğimiz için bu yayınlar durdurulduğunda bir şekilde düşünüyoruz ve anlıyoruz ki demek ki birilerinin biz ayağına basıyoruz ki bunları benim kaldırıyor. Benim çok inatçı bir bazı konular, ben aslında Allah korusun inatçılık. Hak olduğu konular. Yani ben inandığım dava uğrunda ısrarcı olabilirim. Beni bunlar tanırlar. Ben yani bugün de çok eskiden beri benim mücadelemi bilirler. Evet. Onun için mesela başkalarına gösterdikleri tepki bana göstermiyorlar. Çünkü bu defa ısrar ederim. Yani işte 19 yıl, 30 yıl kravattasız dolaşabilirim. Yani ne bileyim, belki ben bir ay sonra başka şeyler söyleyeceğim. Benim çocuklarım, ailelerimle ilgili. Yani çok uzun zamandır devam eden bazı disiplinlerimiz var bizim. Yani bizim bu kararlılığımız birilerinin gözünü korkutuyor. Caydırıcı oluyor. Evet. Ama bizim dostlarımız nedense benim bu yanımı sanki biraz ıskaladılar. Ama onlar da öğrenirler.
Ya hata yaptığımı anlasam hemen gider özür dilerim. 1000 defa da özür dilerim. İşte evet. Öyle o noktada... Bence ama, tam da bu özelliğiniz nedeniyle seçildiniz. Bilmem. Geçen hafta burada bir soru sordum. O soruya atfen bunu söylüyorum. Müdavimlerimiz bilir. Bir soru sordum, hatırlayın. O soruya atfen özellikle belki de seçildiniz diyorum. Şimdi dedi ki izleyicimiz... Kravat gömlekle 15 dakikayı yediniz. Hadi gene iyisiniz. İsticimiz ismini de yazsaydı okuyacaktım seve seve. Yani, güzel eleştiri bu. Benim yani, canım kardeşim 15 dakika değil. Ben 40 yıl ne yani, 40 yıldır takmıyor. Biz 15 dakika yani, konuşmuşuz. 80 sonrası olduğuna göre. Evet evet, yani 40 yıl olmadı ama 40 yıla yakın böyle sürdürebiliyorum yani. Hep de bunları ben isim çok iyi öğrenemem ama Osman Yüksel Serdengeçti'nin hatırası benim için. Evet, o kravat meşhurdur. Tabii ya. O ikincisi de Cansızoğlu hadisesi. Yani 12 Eylül'den sonraki kurulan danışma meclisinde yaşanmıştı bu kriz. Ben onların aziz hatıralarını bir şekilde, bu yasak devam ettiği sürece, yani açık bir yasak yok ama hala kıyafete ilişkin baskılar var. Ben bu hassasiyeti, baskıyı, toplumun üzerindeki baskıyı kendi nefsimde hissettiğim için bu şekilde davranmaya devam ediyorum. Bir gün eğer yakamı açarsam bu ülkemde en azından bu konudaki baskıların artık normalleşme yolunda bir seyir takip ettiğini ne inanmış olurum, kanaat getirmiş olurum. Aklıma Reha Muhtar geldi. Şimdi dedim o olsaydı burada ne sorardı? Sayın Dilipak, Mine Etekli'nin haklarını bu şekilde savunur musunuz? Yani Mine Etek giyeceğim diyor, Özgür Türkiye diyor. Şimdi bir Müslüman için böyle bir şeyi asla kabul etmem. Bir Müslüman olduğu... Müslüman ya da değil ama böyle gezecek. Bir başkası... Eğer toplumdaki o genel ahlak diye bir kural var, camiye o şekilde girmek isterse onu asla kabul etmeyeceğim. Hı. Ya da bu şekilde toplumdaki genel ahlaka aykırı bir davranış içinde olursa bunun da ceza değil tazir, toplumsal boykotla, her şeyin yasayla olmaması gerekir. Çünkü o yasanın uygulanmasının nereye gideceğini kestiremeyebiliriz. Ama toplumun genel kabulleri konusunda da dikkatli olunması gerekir. Şimdi bir izleyicimiz demiş ki, Cumhurbaşkanımız bizim partimizin kısaltılmış adı AK Parti'dir. Başka bir isimle telaffuz edenleri edep dışı kabul edip kınıyorum. Bu kadar açık ve ağır söylüyorum. Reis'i çok seviyorsunuz ama inadına 3 AKP olarak söylüyorsunuz. Ben ne diyeyim daha size? Biz bunu, değerli izleyicimiz, isminizi yazmamışsınız ama yazıya atfen ifade ediyoruz. Yazı AKP'nin papatyaları. Yani AK Parti'nin papatyaları diye bir yazı yok ortada. AKP'nin papatyaları diye yazdığı için üstad ve bundan dolayı şu an... AK Parti'nin içindeki FETÖ'nün zihniyet ikizi AKP'liler. Yani biz... Bunu nasıl anlatacağız? Buradaki soru şu. Reis AK Parti diyor, siz, biz AKP diye kullanıyoruz ya konuşma içerisinde. Onu konuştuğumuz kısımlar yazıya atıf olan kısımlardır. Yoksa Dilipak'ta ben de AK Parti söz konusu olduğunda AK Parti olarak zaten konuşuyoruz ve buna işte ben de onu bu tabir üzerinden zaten dikkat ediyoruz. AKP diye neyi kastettiğimizi söyledik. Demek ki bazı şeyleri tekrar söylesek de yani yine de vurgulayalım biz de. Hayırlısı. Yani gerçi İmam Şafii her soruya cevap cinnettir demiş ama neyse, biz yine de aydınlatıcı tarafıyla konuyu değerlendirelim. Bir sürü yorum var bununla alakalı. Biz iç siyasete gidelim. Hatay'daki yangın üzerinden birçok sabotajdı vesaire gibi kundaklamaydı söylendi ama siz acaba 5G'ye atıf yapan yorumlar da yazdınız. Tabii. Yani o yangınlar acaba orada bir takım 5G denemeleri mi yapıldı da orada bir takım yangınlar oldu gibi bir nasıl diyeyim anlaşılmaya müsait ifadeleriniz oldu tweette. Bir de bir ek olarak söyleyeyim. Yangının çıkan yerleri İskenderun'u Antakya ve Reyhanlı'ya bağlayan tek geçit, Yayladağ'ını Laskiye'ye bağlayan geçit, Laskiye'yi Hama ve Humus'a bağlayan geçitlerin aynı anda yanmış olması çok enteresan. Tabii. Bu bilgi de yeni geldi. İlginç bu. Bu yangınların olduğu yerler, stratejik bölgeler, neden, ne oldu? Şimdi bir genel değerlendirme yapacak olursak,
iki tane burada olgu var. Bir tanesi bir terör hadisesi. Bunların terörist saldırılar sonucu başlatılan yangınlar olma ihtimali çok yüksek. Evet. Bu konuda bize bilgi ve belge gerekiyor. Bu konuda iddialar da var. Onlar da hem emniyette soruşturma konusu, savcılıklarda ve mahkemelerde daha sonra değerlendirilecek. Bunlardan bir tanesi bir sabotaj iddiasıyla ilgili. Orman yangınları konusunda dikkat ederseniz aylar süren Avustralya'da ya da evet. Latin Amerika'da, Amerika'da, Yunanistan'da, daha dünyanın birçok yerinde yangınlar oldu. Yangın olmaz değil. Bir bira şişesine atarsanız onun güneş ışınlarının kırılmasıyla kırık bir camın mercek etkisiyle oradaki pürü ateşlendirmesiyle yangın çıkabilir. Bir şimşek çakmasıyla da yangın çıkabilir. Bir elektrik hattındaki ark meydana gelmesiyle de yangın çıkabilir. Birçok ihtimal söz konusu. Evet. Ama bir başka konu da şu. Çıkan yangın lokal kalıp söndürülebilir. Ama son zamanlardaki yangınlarda eskiden yangınlar hangi yönde nasıl yayılıyordu? Rüzgar hızıyla rüzgarın estiği yönde yayılıyordu. Yani yangın çok yüksek alev yapıyorsa çınkıları da rüzgarla, ki zaten yangın başladıktan sonra sıcak ve soğuk hava hareketinden dolayı bir hava hareketliliği olur. Bu hava hareketliliğinin yönü ve şiddeti de yangının yayılma alanıdır. Burada başka bir nokta var şimdi. Son zamanlardaki yangınlarla ilgili yapılan araştırmalarda yangınların rüzgarın yönü dışında da çok hızlı bir şekilde yayıldığını gösteriyor. Peki bu yangınlar nasıl hızlı bir şekilde rüzgar yokken ya da rüzgarın esiş yönünün tersine aksine gelişiyor? Bunu araştıran uzmanlar şunu görmüşler. Dünyada olağanüstü bir bu ekvatorlarda ve kutuplarda çok daha fazla hissedilebiliyor. Radyasyon girişi var. İkincisi olağandan fazla yani. Çok fazla. Fazla. Mesela geçen nasıl hafta, nereden geliyor bu? Bu tamamen kutuplardaki kayma sebebiyle bilinen gözlem raporlarının en yükseği. Hem ozon tabakasındaki darlık en dar noktadaydı. Bir de açıklık yırtık en geniş noktadaydı. Dünyaya çok daha fazla radyasyon giriyor. Starlink uyduları falan mı? Hayır, güneşten gelen. Öyle mi? Evet. Doğal. İki, dünyanın elektromanyetik alanında çok ciddi dalgalanmalar var. Bu da kutuplardaki kaymaya bağlı. Yani yerden göğe doğru da bir elektromanyetik dalga söz konusu. Volkanlardaki o patlama, deprem, ani sıcaklar ve deprem bunun sonucu. Biz bunu konuştuk biliyorsunuz. Doğru. Peki bu elektromanyetik hareketlilik insan, hayvan ve bitkilerde nasıl tepki veriyor? Bunu inceliyorlar. Bunun insanlar üzerindeki etkisi, bunların niye bu kadar yakından ilgilendim? Çünkü önümüzdeki hafta Antalya'da bu 5G konusunda müdahil olarak mahkemede ifade vereceğim. Orada da kapsamlı herhalde 30-40 sayfalık bir ifadem olacak. Bu vesileyle ciddi okumalar yaptım. Hala da hem okuyorum hem bir yandan da yazıyorum. Bir takım akademisyenlerle, uzmanlarla da görüşmeler, mülakatlar yapıyorum. Oradaki bu raporlardan bir tanesinde diyor ki, reçineli bitkiler, yani içinde yağ barındıran ya da reçine barındıran. Yani çam sakızı gibi ağaçtan mesela ağaçlar sızıyor. İçindeki reçineyi diyor, elektromanyetik bir takım maruzatlar, yani onlara maruz yönlendirdiğinizde yapraklarına diyor bu gelen elektromanyetik alana karşı kendini korumak için salgı yapıyor diyor.
Ağaç kendisi reçine salgılamaya başlıyor. Evet, reçin. Yoğun bir aynı elektromanyetik... Şey, 5G insan vücuduna nüfuz ettiğinde akciğer salgı üretiyor. Aynısını diğer reçineli ya da rutubetlendiriyor yaprağını. Yani şöyle düşünelim. Koruma elinizde, kalkanı oluşturuyor kendince. Evinizde mikrodalga fırın var ya. Evet. Bu cep telefonu da kafanıza çok yaklaştırırsanız ısı oluşturuyor. Hı hı. Bu ısınma, küresel ısınma, havada hiçbir şey, güneş de yokken bulutlu havada bir boğucu hava oluyor, ter yapıyor sizde ya. O aynı zamanda vücuda yönelik bir basınca vücudun tepkisi. Havada aslında öyle bir sıcaklık da yok ama ter basıyor. Hı. Şimdi bitki kendi içindeki sıvıyı, reçineyi ve yağı yaprağa doğru çıkartıyor. Diyor ki sanki kuru yaprakların bile, yani kurumak üzere olan yapraklarda bile yüzeyde üzerine benzin püskürtülmüş gibi yanmaya hazır bir tabaka oluşturuyor. Terpentin ya da işte yanıcı, uçucu yağlar bitki kendini bu şekilde korumaya alıyor. Bu nereden kaynaklandı? Yerden, uzaydan ve aynı zamanda atmosferden kaynaklanan radyasyona karşı bitkilerde oluşan bir tepkime yanmayı üzerine benzin püskürtmüş gibi kolay hale getiriyor. Bir yanda yani bir terörist bir yere yaktığı zaman farz ederim 3-5 dönüm arazi yanıp söndürülecekken bu eğer yapraklarda salınım başlamışsa bu bir anda yüzlerce dönümlük alana hızlıca yayılıyor. Hızlı bir şekilde yani küçücük çıngılarla zaten yani patlamaya hazır, parlamaya hazır. Dolayısıyla bundan sonra mesela radar bölgelerinde yüksek antenleri yüksek tepelere, dağlara kuruyorlar. Evet. O yüksek anteni Çamlıca Tepesi'nde de var bu. Şimdi oraya da bir şeyler yapıyorsunuz. O radyasyonu emmezseniz, yani dağa bayıra kenevir ekmezseniz, o bitkiler, bunu ektiğiniz zaman da oksijen salınımı artıyor. Duman sebebiyle sönecekse, oksijen salınımı sebebiyle yanmaya devam ediyor. Bakın hepsinin de bir maliyeti var. Evet, hepsinin. Yani buradaki orman yangınlarında tek başına 5G'nin bitkiler üzerindeki olumsuz etkisini verdiği savunma refleksinin orman yangınlarını kolaylaştırdı. Dolayısıyla Starlink projeleri hepimizin ormanlarının üstünden geçiyor ve yangınlara karşı çok daha hassas hale getiriyor. Sanıyorum bu konuda ilk televizyonda açık açıklamayı Orman Bakanlığı'nın bu konuda bilgisi, araştırması olduğunu bilmiyorum. Ama bunu bilmeleri gerekir ki bu 5G denilen bela sadece insanların üzerinde değil, hayvanların üzerinde ve bitkilerin bütün canlı organizma üzerinde olumsuz etkileri var. Hatta inorganik. Evet. Mesela oksijen atomlarının frekansını değiştirdiği için canlıların oksijen absorbesini sınırlandırıyor. Dolayısıyla cansız alem üzerinde de negatif etkisi var. Onu da bu vesileyle. Bir ek daha söyleyelim. Mesela 100 yıl önce İspanyol gribinin başladığı süreç içerisinde insanoğlunun alışık olmadığı radyo frekanslarının o dönemlerde aktif edilmesiyle 100 yıl sonra 5G elektromanyetik frekanslarının daha arttırılmış şekilde insan ve çok tabiat ve doğa üzerine bunun etkisini de 5G News'te de okumuştum. Tabii bunların bakın sürekliliği ayrı bir şey. Yani eskiden mesela şimdi burada cep telefonu da açık, bilgisayar da açık, 4G'ler, o da açık, 4G'ler, o da açık. Evet. Bu da tamamen şurada. Elektromanyetik yani, alandayız. Şu sistemin içinde 40 tane falan radyasyon yayan biz burada 2 saattir radyasyon baskısı etkisi altındayız. Işıklarda vesaire. Tabii ışıklar, yani bunlar floresan ışıklar, yanıp sönen frekansları var. Yani bunların hepsinin insan üzerinde bir etkisi var.
Bunlardan koruyucu tedbirleri de bir yandan almamız gerekiyor. Yeniden bu işleri düşünmemiz gerekiyor. Yani bu kafayla giderse bizim celladımız siber düşmanlarımız olacak. Gıda kanununa da gidelim. Son birkaç dakika. Bu akşam bir hashtag çalışması da başlatıldı. Gıda güvenliği hareketi 9 itibariyle başlattı ama... Bunu burada konuştuk biz. Hı hı. Şimdi şöyle bir iddia var. Bu kanunun bu maddeleri üzerine eleştiri getirenlerin. Siz burada devamlı kenevir övüyorsunuz. Bir kenevir üzerine pozitif söylemleriniz daha çok doğal olarak. Yan etkilerini de söyleseniz. Başka birisi de çıkıp herhangi bir ürün hakkında bir açıklama yaptığı zaman... Belge istenecek, bilgi istenecek bunun ve cezai müeyyidesi olacak, para cezası verilecek, hatta hapis cezasına kadar gidecek. Burada bir problem yok, şöyle yok. Çünkü televizyonları açıyorsunuz, bir sürü ürünün tanıtımı, bel ağrısına iyi geliyor, kansere iyi geliyor, işte göz ağrısına iyi geliyor, bir sürü ürün satıyorlar. Bıktık zaten, buna tedbir alınacaktı ama bunun içerisinde... Bir takım itirazlar var. Ağlıyor altın tas işe sunuyor. Onu da özet geçelim üstadım. Onunla bitirelim. Yani bu hem gıda konusundaki düzenlemeler. Bu uluslararası FDI mantığıyla Dünya Sağlık Örgütü'nün gösterdiği yönde bunları çözemezsiniz. Bunlar kaş yapayım derken göz çıkartır. Kadına şiddeti bahane edip sonra LGBT'yi getirirsiniz. Aileyi çökertirsiniz. İslam'a karşı 40 tane... engel çıkartırsınız. Onun için bu sözleşmelerde, bu yasalarda tıpkı İstanbul Sözleşmesi gibi iktidara kurulmuş tuzaklar olabilir. Hayvan haklarında da yine benzer tuzak var. Hayvana işkence mi yapılsın? Ben insancı değilim. Hayvandan yana olurum. O ayrı bir konu. Ama birisi çıkar yarın kurbanla hayvana işkence yapıyorsunuz yani, deyip kanunen her şey olabilir. Bir de hangi hayvan? Fareyle hiçbir dertleri yok. Ha. Siz fareyi sevmeyebilirsiniz ama sefilleri okuyun. Fransızlar fareye yer ya da Hindistan'da fareye de tapılır. Peki yani hamam böceğini ne yapacaksınız? Pepsitleri ne yapacaksınız? Her tarafta zirai zararlılar filan diye. Yani tam bir komedi bu. Ne bileyim işte karı koca kavgasını bahane ediyorsunuz, yasa çıkartıyorsunuz. O zaman çıkartın bir de gelin kaynana yasası. Ya bunlar gelin orada kaynana yasası. Var. Yani yani bu rezilliklerden kurtulmamız gerekiyor. Prensipler üzerine hareket etmeliyiz. Tabii yani bir takım sureti haktan gözükerek işte sonuçta aile içi şiddetten yola çıkıp bize LGBT'yi dayatmaya kalkan bu ahlak dışı operasyon bunun üzerinden bunların içinde de yine hayvan hakları üzerinden de yani çok genel bir çerçeve vahşet her zaman suçtur. Hiç kimse hiçbir şeye suçluya bile vahşet uygulamaz. Suçun cezası ayrıdır. Ona uygulayacağınız vahşet ayrı bir şeydir. Eyvallah. Dolayısıyla yani bunların hepsini genel bir çerçevede ve yargıcın duruma göre, olaya göre, her olaya yasa çıkmaz çerçeveyi çizersiniz. O çerçevenin içerisinde yargıç duruma göre yaygınlaşmışsa şiddetini artırabilir. Çünkü caydırıcı yanını güçlendirmek gerekir. İstisnai ise o zaman da olayı şuyu haline getirmemek gerekir. Kişinin durumuna bakmak gerek. O noktaya nasıl geldiğine. Yargıçlar kanun teknisyeni değildir. İçtihat yapacak seviyede olması gerekir. Onun için bu tür haddinden fazla yetkiyle donatılmış yasalar ve bürokrasi fayda yerine zarar sağlar. Buranın da dinlenmesi gerekir. Yani bunun karşısında biz şimdi gıda hareketi Kemal Özer. Yanlışlar yok değil ama kaş yapayım derken göz çıkartmamak gerekir. Onun için gıda güvenlik hareketinin bu çağrısına ben katılıyorum, destek veriyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yayın sonuna geldik. Yani bir hafta sonra tekrar mahkemelerdeyim. Pazartesinden sonra çarşamba günü Antalya'da. Ha o Antalya 5G ile alakalı. Tamam. Davası. Bir yandan da maskelerin yasaklanması için yargı süreci devam ediyor. Çok mesaj geldi. Ben de Dilip Akgibi maskeye karşıyım, ne yapmam lazım falan diye bir sürü mesajlar. Teşekkür ediyoruz değerli izleyenler. Hakikaten hem sorularınız hem takdir dolu mesajlarınız için.
Üstad'a da teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Görelim Mevlam neyler? Neylerse güzel eyler. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Değerli izleyenler, yarın Salı Akit TV klasiklerinden Milli Diriliş var. Şevki Maz hocamızla birlikte olacağız. Önemli konu başlıklarını konuşacağız. Haftaya Derin Gerçekler'de inşallah tekrar görüşmek üzere. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına Allah'a emanet olunuz. Hayırlı akşamlar.